Efendim HT360 geceden herkese iyi akşamlar. Yaklaşık 3 saat boyunca yoğun bir gündem var. Konuklarım var stüdyoda. Hep beraber konuşacağız ama önce neyle başlayacağız? Meclis Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü oy çokluğuyla kabul etti. AK Parti, MHP, CHP evet dedi. İyi Parti ve Saadet Partisi ise hayır oyu verdi. DEM Parti komisyonu terk ettiği için oy veremeyen parti oldu. DEM Parti'nin tek üyesi var ve protokol TBM Genel Kurulu'na böylelikle sevk edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı'nın söylemleri vardı özellikle F-16'ya dair. Peki İsveç'in, İsveç'le alakalı bu gelişme F-16 meselesini nasıl etkileyecek? Buna bakacağız. Tabii NATO'nun genişlemesi söz konusu. Rusya burada ne yapacak? Rusya'nın Asya'ya doğru yakınlaşması söz konusu. Aslında NATO bunu istiyordu. Peki Rusya bu denkleme nasıl yanıt verecek? Bunu da konuşacağız. Ve son başlığımız en önemli başlıklardan biri de Türkiye'nin güvenlik konsepti. Ee, özellikle Türkiye güvenlik konseptinde artık ne noktada, neler yapıyor? Hem sınırında hem de sınır ötesinde yine... Bunu da konuklarımla konuşacağım. Peki kimler bu akşam bizlerle beraber olacak? Profesör Doktor e, Yaşar Hacı oldu bizlerle beraber. Hoş geldiniz Hoş hocam. Evet. Yine Abdullah Ağar bizlerle beraber. Hoş, Hoş geldiniz. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu birlikte. Hoş, Hoş geldiniz ve Cem Küçük yine bizlere eşlik edecek. Çok çok teşekkürler Cem. Şimdi önemli bir gelişmeyle başladık mecliste. Ne dedik? Ee, İsveç'in ee, özellikle NATO'ya üyeliği tartışmalı bir başlattı Finlandiya'dan sonra Türkiye şerh koyuyordu buraya ve Meclis Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü oy çokluğuyla kabul etti. Sonucun e, kime nasıl bir mesajı olduğuna bakacağız ama önce bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da bütün gün orada yaşanan gelişmeleri Buse Genç Türk takip etti. Bir Buse'yi göreyim. Buse selamlar. Yoğun bir gündendi senin içinde. Biz de gözümüz kulağımız Ankara'daydı. Oradan çıkacak karardaydı. Şimdi nasıl aşama ilerledi ve bundan sonra ne olacak? Bir de günü böyle bir toparlamanı istiyorum. Komisyonun havası nasıldı? Direkt günü saatler aslında 3'ü gösterdiğinde 3 civarında komisyon toplantısı başlamıştı. Yaklaşık 4 saat boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ise için NATO üyeliğine ilişkin protokolü görüştü. Ancak 10. sıradaydı gündem maddesi olarak sonlarına doğru ele alınmaya başladı. Hemen ayrıntılarına bakalım. Aslında 16 Kasım'da protokol meclis komisyonun gündemine gelmişti. Ancak e, görüşme ertelenmişti. Özellikle müzakerelerin olgunlaşmadığı gerekçesiyle bu nedenle ikinci kez Dışişleri Komisyonu toplanmış oldu ve müzakerelerin ardından da oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve CHP evet derken İyi Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. Aslında İyi Parti'nin şartlı, daha doğrusu bir muhalefet şerhi düşerek evet oyu verdiğini, hayır oyu verdiğini hatırlatalım. Özellikle İyi Parti'den Kürşat Zorlu Konuşurken e, Genel Kurulda değerlendireceklerini söyledi ve Nato'nun genişlemesini evet dediklerini belirtmişti. Ancak e, ABD'nin teröre verdiği destek nedeniyle aslında bu kapsamda da e, hayır verdiklerini işaret etmişti. İyi Partiden Kürşat Zorlu o nedenle Genel Kurulda belki oylarının rengini değiştirebilirler. E, Saadet Partisi de hayır oyu ver, verenler arasında daydı. Dem Parti aslında bir tartışma yaşandı komisyonda. E, tartışmanın sebebi de F-16'lara ilişkin F-16'ların alınmasının sebebinin Kürt vatandaşları aslında yönelik bir e, saldırı düzenlenmesi veya onlara yönelik kullanılması mı diye sordu. Bunun ardından da AK Parti ve MHP sıralarından tepki geldi. Bu nedenle de Dem Partisi'li e, milletvekili Çulhaoğlu e, komisyonu terk etti. O nedenle oy vermedi. Aslında bugün hem basının hem de e, milletvekillerinin ilgisi yoğundu. E, Meclis İşleri Komisyonu'nda görüşülen NATO protokolüne Ayrıca yetkililer de vardı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar komisyon toplantısında yer aldı. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda hızlı bir oylama beklenmemeli ifadelerini kullandı. Yeni yıl mesaisine meclis 16 Ocak'ta başlayacak ve aslında komisyondan geçen protokolün 20 günlük tatilin ardından da genel kurula gelmesi beklenmemeli. Bekleniyor ama tabi bu süreç uzatılabilir mi? Çünkü ABD kongresi de eş güdümlü bir süreç işleyecek. Parlamentoda, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda da. Teşekkürler aktardığın için sağ olasın. Şimdi önemli bir gelişme hocam. E, Fuat Oktay'ın açıklamasını da e, bu Buse aktardı. Dedi ki meclis genel kurulunda hızlı bir oylama beklenmemeli. Ne demek istiyor bu bir? Bir ikincisi de bu kime nasıl bir mesaj? Önemli çünkü buradan çıkan karar. Bir kere ben şöyle düşünüyorum. Artık bu saatten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden herhangi bir hayır oyu çıkması mümkün değil. Ya yani mutlaka bu iş artık onaylanacak. Yani rayına girmiş durumda. Süresiyle ilgili bir sıkıntı var galiba. O da Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin doğasından kaynaklanan nedenlerden dolayı. Hanımefendi daha az önce zaten aktardı haber haberinde. Yani Amerika'dan beklentilerimiz var. Kongre'den bu F-16 satışının onaylanmasını bekliyoruz. Biden hükümeti üzerinde şimdi bir stres daha bindi. Türkiye en azından yapması istenen bir şey yapmış oldu. Amerikalı'yı mutlu edecek bir hamle bu sonuç itibariyle. E, NATO içerisindeki üyelerden sadece Ukrayna, e, Macaristan'ın ve Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğini şu ana kadar geciktirdiğini biliyorduk. Yani artık Türkiye'nin bu rolü oynamayacağını, bu işi kolaylaştıracağını görüyoruz. Yani ben bu anlamda Türkiye-Amerika ilişkilerinin selahiyeti ve Türkiye'nin NATO içindeki konumunun geleceği açısından olumlu değerlendiriyorum. Ama şunun da farkındayız tabii ki işte PKK teröründen kaynaklanan sıkıntıları yaşamaya başladık tekrardan ve Amerika'nın Irak'ta ve Suriye'deki varlığı tekrardan Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir soruna da dönüşme ihtimali var. Bunun iç siyasete yönelik yansımaları var. E şu anda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda hayır oyu veren partilerin göndermeleri de buna işaret ediyor. Yani iç siyasi konjöktür böyle iken PKK'ya Amerika'nın verdiği destek bu kadar açıkken Türkiye'nin canı çok fazla yanmışken böyle bir ortamda TBMM'nin onaylaması İsveç'in üyeliği nasıl mümkün olabilir demeye getiriyor hayır oyu verenler komisyonda. Ama gidişata bakarak söylüyorum ki yani en azından 2022'nin Mayıs ayında İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptığı başvurudan itibaren Türkiye'nin takındığı pozisyonun evrim sürecine baktığımda çok katı bir hayırdan aşına 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 eriye eriye muhalefet şu anda yani evet'e doğru gidiyor. Bu artık döndürülemez bir noktaya geldi. Dem özellikle CHP'nin burada evet oyu var. E, aynı blokta olmamasına rağmen AK Parti MHP. Onu nasıl yorumluyorsun? Bir de e, Fuat Oktay'ın açıklaması şey demek mi? ABD evet şimdi sizden bir şey bekliyoruz. Genel kurulda bu kadar hızlı bir kararın çıkmayacağını söylemesi. Şimdi aşağı yukarı biz bir yıldır e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini konuşuyoruz. E, Finlandiya'nın önü açıldı ama İsveç Tabii kaldı, haklı olarak kaldı. Ee, sadece PKK meselesi değil, yani F-16 meselesi de önemli. Çünkü o istediğimiz silahların bize verilmesi konusu Amerika'ya aktarıyor. Halbuki bunu yakın zamanda Yunanistan dahil 4-5 ülkeye birden Amerika bu silahları verdi. Bir de Türkiye'ye vermedi. Yani bizden daha problemli, bizim kendimize göre problemimiz yoktu. Amerika açısından bakarsak daha problemli ülkelere de verdi. E bunun tabii ki PKK ile olan mücadele, Amerika ile olan bölgedeki tavrımız yani e, bundan olduğunu söylemek lazım. Bir de Erdoğan iktidar, ya Biden iktidara geldiğinden bu yana yani son 4 yıldır e, Sayın Erdoğan'la Sayın Biden arası iyi değil. Yani e, çünkü Biden yönetimi de Türkiye'yi pek Erdoğan yönetiminden haz etmediği belli. İşte dünyanın o tarafında çok problem var diyor. Gerekmedikçe Erdoğan'la görüşmüyor. Yani mecbur kaldığı G7, e, G20 ya da NATO toplantılarında görüşüyor ama bunların da bir önemi yok. Şimdi bu artık meclise geldi. Buradan bekletilebilir mi? Tabii genel kurulda kabul edilmesi kabul edildi. Yani bu meclise kabul edildi anlamına gelmiyor. Bunu şimdi Türkiye istediği kadar tutabilir. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay istediği kadar tutar. İstediği zaman getirir veya getirmeyebilir. Ee, tabii şimdi Amerika'nın ne yapacağı önemli. Erdoğan, Biden senatoya ben ricacı olurum dedi. Ama senato verir mi? Orada Türkiye karşıtları var özellikle Demokrat Parti içerisinde. Bir de bu son Gazze'deki olaylardan dolayı Cumhuriyetçilerin de şimdi bize ya çok İsrail'e karşı sert olduğumuz yönünde eleştiriler var. Tabii onların bizim için bir önemi yok ama onların kendi içerisinde tartışması var. O açıdan da burada Amerikan tavrını görmek lazım. Ben Amerikan tarafından bir hamle eğer Türkiye'yi kaybetmek gibi niyetleri yoksa onlardan da F-16 ve diğer silah konularında bir şey gelir diye düşünüyorum. Bizim gri liste meselemiz var. Yani o da. Yine Amerika'nın önü yani onların önünde değerlendirilecek meselelerden bir tanesi. O açıdan da e, meclisteki tavrı görmek lazım. Ama ben nasıl Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir ay önce o açıklamayı hükümetten bağımsız yapmadığını düşünüyorsak aynı şekilde Fuat Oktay'ın da bu açıklama yani hemen geçmesini beklemeyin açıklamasını bence yine devletten, hükümetten bağımsız düşünmemek e, gerekiyor. Bir yandan da ama Şimdi Ukrayna'da da havlu mı üzere artık Ukrayna çünkü silah ve para yardımı gitmiyor. Yani o 55 milyar dolar Almanya veto etti, bekletiyor. Macaristan, Slovenya bekletiyor, vermiyor. Amerika'daki şey Cumhuriyetçiler engelliyor. Bu bizim savaşımız <laughs> değil diyor. Niye bu parayı verelim diyor. İsveç o yüzden bir şekilde NATO'ya girmesi lazım. Çünkü korku yani Rus korkusu orada çok ciddi bir şekilde var. Ben Türkiye'nin buna şimdilik evet demeyeceğini düşünüyorum. Yani orada 6 ay sonra işler değişir, 3 ay sonra o başka. başka. Ama bugün itibariyle Türkiye böyle bir şey demez. Çünkü böyle bir şeye bugün evet derse o zaman karşılığında ne aldınız diye soracak herkes hepimiz. Eğer bir şey alınmadıysa bu da eleştiri konusu evet. olacaktır. Bu diğer yani İs, e, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'la ilgili o Cemal Kaşıkçı olayı gibi bir şey değil. Çünkü biz tavrımızı koyduk. PKK desteğinizi kesin ya da en azından F-16'lardan bize bir şey gösterin. E, onu da yap, şu an için yapmadılar. O yüzden de oradan bir atak gelmesi gerekiyor. Yoksa bu iş böyle kadük ben olarak gider. kalır. E, bu söylediğin önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı. Yönetmenim gizemden rica edeyim. Birinci ledimizi bir ortaya yansısın. İsveç ve F-16 konusunda Biden bana siz bunu meclisten çıkarın. Aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm dedi. Yani aslında orada beklentiler karşılıklı Ama işte olarak ifade orada... edilmiş. ABD'li Bakan Blinken'la Bakanımız filan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek bizim de bunu parlamentodan çok daha rahat e, şekli e, geçirme imkanımız cümlesi, olur dendi. şimdi. Tek bir şimdi eğer biz bunu meclisten geçirir. Hı hı. Amerika'da kardeşim bize demokrasi var. Bak gördün mü? Evet demiyorlar. Denirse yerel seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu anlatmakta zorlanır. O yüzden ben Yerel seçimleri bile belki bu şekilde atlatabiliriz. Yani bu olayla atlatabiliriz düşünüyor diye düşünüyorum. Amerika'nın kesin bir şey yapması lazım bu konuda. Hocam siz? Yani ben bugün de yine başka yayındaydım. Onunla ilgili tweet dağıttım. Komisyondan geçebileceğini tahmin ediyordum. Ama ben gazi meclise güveniyorum. Genel kurula güveniyorum. F-16'yı aşan bir şey bu. Çok açık bir şekilde bugün 16 şehit, 12 şehidimizi konuşuyorsak Hala bu konuda pek e, ABD'nin e, bu şer inadı devam ediyorsa, çok da seve, hevesliyse İsveç'in NATO'ya girmesini, bu sadece Rusya tehdidi falan değil yani, çok net görelim. Ee, özellikle kutup bölgesi açısından da bir kapışmanın, bir jeopolitik yeni ortamın olduğunu farkında. Ee, İsveç'in e, gazi meclisten NATO'ya girişine evet oyu verilemez asla içime sindiremem bunu. NATO'nun bir gerçekten teröre karşı mücadele edecek bir yer olması isteniyorsa Türkiye'ye destek olacak. Terörün ne olduğunu öğrenmek istiyorsa Türkiye'ye soracak. Tarifini Türkiye yapacak. Ve bu NATO'nun en önemli gücü sayılan Amerika Birleşik Devletleri demokrasiyi yere göğe sığdıramayan, teröre karşı mücadele ettiği, edilmesi gerektiğini kimseye bırakmak istemeyen bu ülke çekecek silahını, topunu, tüfeğini. İçinden çıkacak terör örgütünü. Türkiye'nin yanında çok mecbur değiliz ama istiyorsa bir anlamda da kendini de en azından bir özrünü kabul ettirebilmek için gelecek. Türkiye ile birlikte saf tutacak. Neye karşı? Teröre karşı. Mücadele edecek. Bir müttefik gibi davranmak. Demokrasi, hukuk, insan haklarını önemseyen bir devlet olduğunu gösterebilmek için. Bir devletin açık açık bir terör örgütünün anatomisini belirliyor olması, bırakınız desteği, anatomisini belirliyor olması insanlığa karşı suçtur. Bu büyük bir güçtür. Bununla mücadele edemeyiz, buna boyun eğmeliyiz diyenleri bir kenara bırakıyorum. Onlara da bu toprağı, bu toprağın çocuklarını, bu ülkenin tarihini, geçmişini bir kez daha okumalarını etkilenebilirseler onlara Onları tarihe havale ediyor. Ama biz bugün bu süreçte bunu yapacak olursak, ben yine söylüyorum, Gazi Meclisi güveniyorum. Bir Mart tezkeresindeki gibi bir sürpriz zannediliyordu o zaman. O tavrı göstermişti. Bunu bekliyorum. Açıkçası söyleyeceğim şey budur. Bize yakışacak olan da budur. CHP'nin kararını bu Yoksa anlamda... Yoksa İsveç'i falan önemsediğimden değil... Yani İsveç İsveç NATO içinde olsa ne olur, olmasa ne olur. Onu çok isteyen ABD'yi önemsiyorum ben. Onu dayatan o değil mi? O F16 denklemini üreten o değil mi? Yansıtıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nda diyor ya. Siz geçirin biz de F16'ya geçiririz falan. Yani İsveç meselesini getirdi oraya dayadı ya. O zaman Amerika'ya. O zaman vereceğimiz cevap İsveç'ten çok Amerika'ya olacak. Ya biz seni müttefik olarak görmek istiyoruz, istemeyelim mi? Müttefik denilen şey böyle midir? <laughs> Biz seni NATO'nun gerçek anlamda teröre karşı mücadele eden bir güvenlik sağlayan örgüt olmasını istiyoruz. İstemeyelim mi? Yanlış mı yapıyoruz? Açık değil mi terör örgütlerinin silahlarını, üniformalarını, akıllarını, stratejilerini veren sen ve ve diğer müttefikleri? Nereye kadar gidecek? O bir canın bedelini, o onu ancak o ana yüreği bilir. Ne uğruna, ne adına, Bilmiyor muyuz sizin planınız da o? Günlerdir tatbikat diye terör eylemi planlıyorsunuz. Üstelik bunu da bir organize yaptırıyorsunuz. Merkez Kuvvetler Komutanı. Cirit atıyor orada terör örgütleriyle. Canımız yanıyor. Suriye'yi, Irak oldu bittiye getirip parçalayacaksınız. Türkiye'yi de buradan sıkıştıracaksınız. Altta da bir karakolunuz var. Onu da buraya entegre edeceksiniz. Yeni bir karakol üreteceksiniz. Bir terör örgütü eliyle. <laughs> bölgenin Kürt'ü de, Türk'ü de, Arabı da mazlum haklardır. Onların zenginliği için, refahı için, mutluluğu için uğraşmadığınızı çok iyi biliyoruz. Saygı duyacaksınız bize. Ne istiyorsunuz Türkiye'den ya? Derdiniz ne? Bu kadar başkan değişikliği, bu kadar mücadele, bu kadar diplomatik kanal kapanması, o kadar uğraşıldı. Çek diyoruz desteğini. Al silahlarını orada. Bunu istemeyecek miyiz? Yok. Bu inat devam edecek. Neden? Nedir Türkiye ile alıp veremediğiniz? Ha, bölgede bir yığın jeopolitik sinir uçlarınız var. Onları yönetmek istiyorsunuz. Türkiye'de boyun eğsin istiyorsunuz. Kendi çıkarlarını düşünmesin. Tehdidini bile biz yollayalım. İthal tehditle yetiniz. Kime düşman, kime tehdit olarak algılayacağını biz karar verelim. Evet. Bu çok açık. Geldiğimiz nokta büyük bir başlıktır. Bu sadece bir İsveç meselesiyle falan açıklanamaz. Kaldı ki İsveç'in de PKK'nın nasıl bir anatomik yapı içinde olduğunu bilmiyor muyuz? Siyasi bir boyutu, milletvekilinden, oradaki işte adına sivil toplum örgütleri denilen örgüt yapılanmalarına falan. Ama yani NATO'nun içinde Amerika varken İsveç'in de yanına katılmış olması benim için büyük bir tehdit olmuyor da asıl tehdit oradaki Amerika'nın bu tavrıdır. Demedi mi bugün aklı gidip gelen o Amerikanın başındaki zat Suriye'deki Amerikan askerlerinin varlığının gerekçesini Türkiye'nin olağanüstü tehdit oluşturuyor cümlesine bağladı. Gerekçesine bağladı. Biz tehdit oluşturuyormuşuz orada. Yani sen terörün kuluçka merkezlerini besle, büyüt, helikopterler ver ona. Artık neresi uçak teslim edecek. Orduya dönüştür onu. Senin gibi düşünmeyen Kürtlere de zulmet, sür oradan. Orayı istediğin gibi böl parçala, sonra da Türkiye'yi hedefe koy. Çukur terörünün başladığı zaman Selahattin Demirtaş'la bir röportaj yapıyor bir batılı gazeteci. Diyor ki ona her zamanki ezber cümleler, demokrasi, insan hakları. Müthiş bir özgüven var o zaman onda. Diyor ki yani demokrasi falan değil mesele, mesele statü meselesi. Örnek Suriye'nin kuzeyi. İsveç modeli, İsviçre modeli, kantonlar falan diyor. Aynısı bizde de olabilir diyor. Bakar mısınız özgüvene? Çünkü arkasında emperyalizm var. Ona dayanıyor. Bu evet. kirli, pis bir oyundur. Emperyalist bir oyundur. Kürtlükle ilgisi yoktur. Benim Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş, Kuvayi Milliye ile yeşermiş, güçlenmiş, aynı zamanda Alparslan'ın ve Selahattin Eyyubi'nin torunları olarak bugünün sorumluluğunu taşıyan yiğit Kürtlerim Amerika'nın askeri olmayacak. Evet. emperyalizmin bu kirli oyununun maşası olmayacak. Bu oyunu bozmak zorundayız. Bu Türkiye'nin çok temel bir meselesi. Bir maskeli balaya dönüştü bu iş ve bu işin siyasi ayağı bakın hiçbir terör örgütü devlet desteği almadan yaşayamaz. Uzun soluklu olamaz. Silah, insan ve para. Bu üçü olmadan da terör örgütü olmaz. Bu üçünün sınır aşma kabiliyeti devletlerin iradeleriyle mümkün. Gerçekten çekin bakalım o destekleri. Terörün tarifini bir yapalım bakalım birlikte. Hangi terör örgütü yeşerir, büyür, gelişir, uzun soluklu olur? DAEŞ için neler söyleniyordu? Dünyanın en zengin terör örgütü, rafineri işletiyor. Doğru, geldi Rakka'yı eliyle teslim ettiler. Çünkü terörün tahtrevalisini kurdular Suriye'de. DAEŞ lazımdı ki PKK meşrulaşsın. DAEŞ gideceği yerler olmalıydı ki, jeopolitik hatlar belliydi. Daha sonra PKK gitsin oraya yerlesin. Rejimde her ikisiyle dans etti. Rusya'yı çağırdı. Gücü yoktu doğru. Rusya'ya şunu diyemez miydi ya benim toprağım işgal altında. Şu anda işgal altında değil mi? Harita gösterin Suriye haritasını. Gösterebiliyor musunuz? PKK'sız. Bu senin toprağın. Ha o da şeyle meşgul bu ara. Türk askeri çekilsin de falan. Ya Türk askeri kendi güvenliği için burada terörün kuluçka merkezlerini kurutmak için mücadele ediyor da aynı zamanda bunun yan ürünü ne biliyor musun? Senin toprak bütünlüğün içinde mücadele etmiş oluyor. Sen de ona destek ol. Ama onun boyunu da aşıyor bu tabii. Geldiğimiz noktada İsveç başlığının açtığı bütün ana konular bunlardır. Böyle bir şeydir bu. Geldi kitlendi iş F-16'ya. Yani ben F-16, F-35 bütün bu rakamları duyunca rakamlı sayılar vesaireler. Benim başlattığım o milli savunma sanayindeki umudumu köreltir diye de ödüm patlıyor. Çok korkuyorum. Yüz yıl önce yaptılar bunu çünkü. Çok biliyorlar o işi. Yaptılar. Nuri Demir Ağa, Veci Yurkuşları, Nuri Killigilleri, Şakir Zümreleri körelttiler. Onları değil, siyasi irade üzerinden yaptılar onu. Koruyup kollayamadı o zaman onları. Güçlü bir siyasi irade. Evet. Şimdi bu söyledikleriniz önemli. Aslında e, kesinlikle komisyondan geçme bir sonraki genel kurulda geçmemesini söylüyorsunuz ama bir denklem de daha var. Tabii bize F-16 verilmezse, Yunanistan'a F-35 verilirse o zaman ne olur? Türkiye'nin pozisyonu nasıl olur? E, bunu konuşalım ama önce bir reklam diyelim sonra sizinle devam edelim hocam. Reklam. Sonrasında buradayız. Efendim HT360 geceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meclis Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü oy çokluğuyla kabul etti. Bunu konuşuyoruz. Önemli bir gelişme. Tabii karşılığında Türkiye F-16 diyor. Ee, ama nasıl bir seyir olacak? Önemli bir soru. Abdullah Bey sizle de devam edelim. Ee, aslında sordum. Rus e, özellikle Yunanistan'la alakalı bir gelişme yaşanırsa oldu ki, oldu ki F-16'ları alamadık. Yunanistan'a F-35 verildi. Nasıl bir denklem içinde kalır Türkiye? Türkiye. E, ve bugün çıkan kararı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi aslında Yunanistanla ilgili gelişme zaten yaşandı. Ona değineceğim ama izin verirseniz e, şuradan başlamak istiyorum. İstece Finlandiya'nın NATO'ya alınması e, gündeme geldiği zaman Amerika Birleşik Devletleri son derece stratejik bir hamle yaptı. E, meseleyi Türkiye ile İsveç'e Finlandiya arasındaki YPG-PKK terör örgütüyle ilgili angajmanlar olarak belirledi. Ee, ve hatta e, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın o sürede meseleyi, mesele Türkiye ile İsveç'e Finlandiya arasındaki meseledir gibi, e, topu kendi sahalarının dışına atması da son derece önemli stratejik bir hamleye karşılık geliyordu. Şimdi YPG-PKK terör ile ilgili mesele, sadece İsveç'e Finlandiya ile mi ilgili bir mesele? Veya İsveç'e Finlandiya terör örgütü ile ilgili bizim beklentilerimizi karşılamamış olsa bile e, tamamını karşılamış olmaları e, bizim terörle mücadelemize ne kadar etki eder? Bizim yaşamış olmuş olduğumuz sorun İsveç'e Finlandiya'nın tali etkisinden kaynaklanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Başat Atlantik üyelerinin PKK terör örgütüyle ilgili desteğinden kaynaklanıyor. Yani bugün terör örgütüne Amerika başta olmak üzere Atlantik içindeki müttefiklerimiz destek vermeseler bugün biz bu terör örgütüyle bu şekilde muhatap olmak zorunda kalmazdık. En azından şu 12 şehitimizi vermezdik. Şimdi tabii böyle olunca şu temel kriteri ortaya koymakta büyük fayda var. Tekrar hatırlatmakta fayda var. İş şu an F-16 meselesi devirilmiş olsa dahi. Şimdi İstekçi Finlandiya'nın NATO'ya alınması, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer e, küresel hakimiyetteki başat müttefikleri açısından ne demek? Bizim için ne demek? Bence temelde şu var. Bir kere jeo, jeopolitik bir zafer elde ediyor Amerika Birleşik Devletleri kime karşı Avrasya'ya karşı. Şimdi e, özellikle İsveç'e Finlandiya'nın dahil olduğu e, bir Kuzey kalkanıyla Arktik Denizin ağzına jeopolitik bir duvar örüyor. Bu bir. E, i̇kincisi e, bir şekilde e, Baltık Kalkanını tamamlıyor. İsveç Finlandiya'nın jeopolitik gücünü e, kendi Amerikan İmparatorluğu için e, kullana, kullanma imkanı yakalıyor. E, bir diğer tarafıyla da e, diğer güvenlikle, ekonomiyle ilgili pek çok başlık. Özellikle de Biden, Putin'e karşı bir zafer kazanıyor. Kişisel bir zafer kazanıyor. Şimdi bu temel kazanımlarla birlikte İsveç'e Finlandiya'da Finlandiya'da e, bir şekilde NATO'nun nükleer kalkanın altına giriyorlar. En büyük kazanımlar da belki bu oluyor. Şimdi peki burada biz de kazanıyoruz. Yani onlar böylesine büyük jeopolitik kazanımlar elde ederken evet, biz de doğru. kazanıyoruz. Şimdi geldi, geldi, geldi F-16 meselesini demirledi. Ee, yani biz meseleyi ta en baştan YPG PKK terör örgütüyle ilgili angajmanlar üzerinden sadece İsveç'e Finlandiya'yla değil Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleriyle konuşabilirdik. Çünkü Atlantik Paktı ile aramızda yaşanan güven bunalımının kökeninde PKK terör örgütüne sağlamış oldukları destek var. Himaye var, fonlama var, eğitme var, yönetme var, donatma var, her şey var. Yani bu çünkü bu bu, bu temel gerçeğimiz bizim. Bu bu bizim var, bizim için var olsa bir tehdit. Dönem dönem unutuyoruz ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki 12 şehitle beraber hatırladığımız bu temel gerçeklik bu terör örgütü bizim için var olsa bir tehdit. Ve şu an e, Suriye'nin kuzey ve e, kuzey doğusunda bir terör devleti kurma ile ilgili oluş, oluşum son derece sinsi ve e, himaye altındaki adımlarla beraber devam ediyor hatta Irak'a. Irak'la bütünleşik olarak değerlendirmekte de tabii fayda var. Şimdi böyle olunca e, şimdi e, şöyle bir şey var. E, bir güven bunalımı var. Temel güven sorun temel güven bunalımı. Güven bunalımının onarılmasına bir katkı sağlayabilir mi? Ve e, tabii şöyle bir şey de söylemek istiyorum. ABD ile söyleyeyim. ilişkiler anlamında mı güven bunalından bahsediyorsunuz yoksa? Ya, ya bunlar e, tabii e, bu son derece saçma olmakla birlikte e, Türkiye'nin S-400 almasını e, bir mihenk taşı olarak değerlendirip e, hep bunun üzerinden e, bir başlangıç noktası ortaya koyuyorlar. Hayır bu büyük bir aldatmaca. Maniple ediyorlar aslında süreçleri. E, yani buna ne diyelim diplomatik maniple diyelim veya stratejik maliple diyelim. Bizim S400 almamızın sebebi biz değiliz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani sonuçta Trump bunu zamanda zaten kabul etmiştir. Yani bir şekilde Amerika'dan almak istedik, patriotları vermediler. Çin'e yöneldik, Çin'i engellediler. Hatta Türkiye'deki Antalya'daki G20 zirvesinde olsa gerek, o onun önemli bir şeydi, süreci idi orası. E sonra mecbur kaldık. Güvenliğimizle ilgili son derece büyük bir boşluk var. Hatta temel bir soru sordu. Neden e, Kuzey Atlantik Paktı'nın cephe ülkesi olan Türkiye'nin e, hava savunma füze sistemleri yok? E, şimdi gittik e, Rusya'dan aldık. E, bu sefer de kızılca kıyamet koptu. Kopardılar daha doğrusu. Şimdi bu e, şu, Burada da şu temel karneyi de söylememiz gerekiyor. Şurada hemen araya girip şu soruyu sormak istiyorum. Eğer F-16'lar gelirse o zaman bu güven e, zedelenmesi, yeniden mesela ilişkilerin gelişmesi açısından ee, güven tesis edebilir ya, mi? Dilek Hanım işte zaten sorun da orada. Şimdi, Çünkü bu İsveç e, kararı önemli bir adım. Tabii nasıl nasıl ba başka bir şey şekilleneceği önemli ama. Son derece e, önemli bir parametre gelişti. E, Gazze Savaşı ile birlikte. Şimdi şöyle bir cümle kuruyorlardır diye ümit ediyorum. E, stratejik üstünlük sağladıkları Orta Doğu'daki bütün ülkelerden üstün, üstün olan İsrail çökecekti neredeyse. Yani bir asimetrik saldırıyla çökecekti. Derinleşseydi çökebilirdi. Yani derinleşmedi. derinleştirme Kimin derinleştirmediğini ayrıca konuşuruz. Ama e, biz bugün İsrail konuşuyor olabilirdik. Yani süreçler daha farklı orada duran bir inisiyatif var. O başka bir konu. Yani e, onu konuşalım. Aha. Çok iyi bir anlamlandırma olabilir aslında ama konuyu dağıtır şimdi. Konuyu dağıtmadan şunu söylemek istiyorum. Şimdi Gazze'deki yaşanan bu büyük e, Amerika Birleşik Devletleri açısından korku ve felaket Amerika Birleşik Devletleri'nin e, düşüncelerini, stratejik düşüncelerini değiştirebilir. co düşüncelerini değiştirebilir. Yani Türkiye'yi ötekileştirdiği, yalnızlaştırdı, hatta şeytanlaştırdığı düşünceleri değiştirmesine sebebiyet verebilir. Bunu göreceğiz zaman içerisinde. Ama bir şekilde şöyle bir denklem geliştirdiler. Yani... PKK terör örgütü Güney Kıbrıs'ın kesimi Yunanistan Türkiye'den kaynaklanan ortaya çıkan eee jeopolitik boşluğu biz bunlarla doldururuz. Bu 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 bu, bu bir e, jeopolitik hataydı. Ama şimdi İsrail ile birlikte şöyle bir süreç oldu. Bizim güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Şimdi eğer biz Türkiye olmazsa bölgede Türkiye'yi kaybedersek çeşitli sahiplerle bizim önce bölgeden başlayan sonra jeopolitik imparatorluğumuzu sarsan son derece büyük jeopolitik tehditlere karşı karşıya kalabiliriz cümlesini kurup bu cümle üzerinden yeni bir yaklaşım geliştirebilirler. Bunu göreceğiz zaman içinde. Aslında onlar açısından da olması gereken doğru olan bu. Şimdi bu noktada F-16'larla ilgili mesele onlar açısından bir fırsat olabilir mi? Bunu bilmiyorum ama yani bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani sonuçta tamam, şimdi e, Büyük bir e, biz entrika ile karşı karşıya kaldık. Siz biraz önce F-16'larla ilgili bir şey sordunuz. Şimdi F-16'lar yani Viper'lar al, almayı düşündüğümüz işte 79 tane Viper ve 40 tane e, düzeltiyorum. 40 tane e, doğrudan alım 79 tane modernizasyon bize temelde neresi için gerekli? Yunanistan'la ilgili güç dengesinin devamlılığı için gerekli. Şimdi bunu bozdular zaten. Hani siz e, bozuldu mu? bozu işte Hı -hı. Hayır bozuldu. Bu bozuldu, bu gerçek olarak orada duruyor. Yani e, bizim devlet ricalimiz neden e, Eurofighter alalım, neden işte e, Viper'larda ısrarcı temelde bu sorunla ilgili. Şimdi e, çünkü orada bir oldu bittiyle karşı karşıya kalma ihtimaliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman göz ardı edemez. Aslında bir başka parametre de geliştirmek gerekiyor. E, bir başka bakış açısı. Bize F-16'ları vermiyorlarsa... Aha. Yunanistan'a da F-35'leri vermemeleri ve özellikle ellerindeki Rafael'leri alıp istiyorlarsa Ukrayna'ya vermeleri veya Fransa'ya geri teslim etmeleri gibi bu bakış açısı da geliştirilebilir. Bu yani biraz işin şey tarafını söylüyorum yani ironi tarafını e söylüyorum. Ne kadar ama... mümkün tabii. Şimdi da. hayır bakın temel sorun o zaten. Aha. Yani bizim şu an elimizdeki F-16'lar bizim şu an icra etmiş olduğumuz görevler için yeterli aslında. Ama mesele bunların bugün için yeterli olmaların meselesi değil ki bizim gelecekte olası risklere karşı bir caydırıcılık ve gerektiğinde etki üretmek için bu F16'lara ihtiyacımız var. Envanterinde e... yenilenmesi anlamında. E tabii yani. uçaklar sonuçta evet. eskiyor yani sonuçta bir de burada üstünlük veya denge üretmesi gerekiyor bu. Çünkü stratejik üstünlüğün aygıtı bunlar. Bir savaşın en temel parametrelerinden bahsediyor. En kritik parçalarından bahsediyor savaşın ile ilgili olan. Şimdi bu temel denklemde bir başka temel soru var. Bir güven Bunalımı var. Bu güven bunalımıyla beraber e, bir onarıcı, e, bir yapı taşına, bir başlangıç noktasına dönüşebilir mi F16 meselesi veya Türkiye'nin İsveç'e Finlandiya'yı NATO'ya alma meselesi? Burada da çok büyük soru işaretleri ve şüpheler var. Yani örneğin biz şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinde geldi ve kabul edildi. E, F16'ları vermezsen ne olacak? Yani şu ben ya Amerikan hükümeti şu şunu, şunu, ne kadar güvenilebilir? Şunu, şunu söylüyor bağımlandı. zaten. Yani Amerikan hükümeti şunu söylüyor. Ee, Biden e, biz diyor Türkiye'nin 16 almasını destekliyoruz. Bunu da gösteren işte mektuplar falan gönderdi. İşte e, hem Amerikan çıkarlarına Hı -hı. uygundur hem NATO ittifakının güçlenmesi adına faydalıdır yar yararlı ama mesele o değil ki mesele oradaki direnen işte o e, Biden'ın bizzat kendi partisinden olan e, senatörlerin bu işe direniyor olması. Ve şart koşuyor olmaları ve eşi son derece kibirli ve nobran bir şekilde Türkiye'ye dayatıyor olmaları meselesi. Yani yarın işte ağızlarına doladıkları bir pelesenk var. İşte Türkiye'de demokrasi, insan hakları, özgürlükler geriye gitti. Otokrat bir liderleri var. İşte diktatörle doğru gidiyor. Şimdi biz Biden'da temel benim karinem şu. İşte ben işte temel uluslararası hukuk, demokrasi, insan hakları falan böyle bir şeyleri var. Suudi Arabistan örneği ortadayken. Bize karşı tutumları öyle, Suudi Arabası'na karşı tutumları öyle. Yani asıl hani diktatörlük, krallık, murallık filan diyeceksen onunla geliştirmiş olduğun işler biraz önce arkadaşımız söylemiş olduğu o Kaşıkçı cinayetinden sonraki tutumlarındaki değişiklikler, değişiklikler orada da bir çifte standart var. Şimdi bu ötekileştirici veya Türkiye'yi yalnızlaştırıcı tavırları devam eder mi? Tabii şöyle bir başka gerçeğin altında çizmemiz gerekiyor. Türkiye, hiçbir kazanım elde edemesen bile bu da bir başka parametre. Korkunç baskıyla karşı karşıya kaldığımızda görelim. Yani kötülük yapmalarını engelleme projesi de dönüşür mü? NATO'ya alınma süreci İsveç'in. Bu da böyle bir boyut. O zaman şimdi hassasiyetleriniz var. Dilek Hanım yani bunları hani konuşmadan evet biz hassasiyetleri dile getirmiyoruz ama yani prangalarımızın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Başta ekonomi olmak üzere. Adam bir şey ben, Avrupa medyasını Fr yani Alman, Amerikan medyasını okuduğum zaman ellerinde son derece güçlü bir silah, olduğunu dillendiriyorlar ve bunda tehdit ediyorlar Türkiye'yi. Biz Türkiye'nin ekonomisini çok daha dibe çekeriz, çekebiliriz. Bu şimdi dem demeye çalıştığım şey şu. Ee, bir baskıyı azaltma uğruna Türkiye İsveç'in e, NATO'ya girmesine razı olabilir Bu da tabi devletin düşündüğü son derece önemli bir başlık. Şimdi geldik geldik F-16 meselesine demirledik. Bu F-16 meselesinde de sayısız nakısa var. Şimdi hatırlayın 6 milyar dolarda iş ilk başladığında sonra 20 milyar dolara çıktı. Ben tabii bu aradaki 14 milyar dolarlık devasa farkın nereden kaynaklandığını araşırken sadece F-16'ların modernizasyonu ve işte tedariki değil aynı zamanda bunun füzesi, işte üzerine atılan füzesi, yedek parçası, işte ondan evet. sonra işte ne bileyim bütünleyici parçaları falan gibi bir takım şeylerle karşı karşıya kaldı. Tamam 20 milyar dolar çok büyük para. Peki bu 20 milyar dolar bir şekilde özellikle Kaan uçağımızın geliştirilmesi başta olmak üzere çok daha güçlü projelerin geliştirilmesi ile ilgili bir ana kaynağa dönüşebilir mi? Ve biz bu kan uçağı devreye girinceye kadar bu karşı karşıya kaldığımız türbülansı dönemi kazansız belası atlatabilir, atlatabilir miyiz? Bu da bir başka parametre. Şimdi bütün bu açılardan bakıldığı zaman işte devlet, devlet denilen mekanizma da burada devreye giriyor. Bütün bu farklı parametreleri benim aklıma şu an gele, gele, gelebilen ama çok daha başka başlıkların parametrenin olabileceği bütün parametreleri bir araya getirecek ve devletimiz bir karar verecek. Ve bu, karar, bu karar ümit ederim. Ee, benim gönlümden geçeni söylüyorum. Başta YPG PKK terör örgütüyle Amerika Birleşik Devletleri ve ittifakımız olan ülkelerin desteğini çekilmesi dahil bir sürece dair somut kazanımları barındır. Bakın bu somut kazan kazanımlar şekillenmezse sadece F-16 meselesi üzerinden e, giderse e, biz burada yani F-16'lar parasını ödediğimiz 20 milyar dolar ödediğimiz F-16'lar karşısında karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik bir zafer kazanmasını sağlayacağız. Ama bunun karşında da bizim de böyle parasını vererek elde etmiş olduğumuz bir kazanım ortaya çıkacak. Bunun e, bir katkı yapacağını. Buyurun, buyurun. Yani Yaşar Hocam'ın söylediklerinden de Abdullah Bey'in söylediklerinden yola çıkarak hani alternatif bir şekilde bakabilir miyiz diye sesli bir şekilde düşünmek istiyorum. Yani Amerika ile Türkiye arasında stratejik anlamdaki uçurumun ben yani her geçen sene açıldığını ...ve çok yakın ve orta vadede kapanma ihtimalinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bizim dünyaya bakışımız, bölgeye bakışımız, liberal dünya tasavvurumuz... ...yeni dünya düzeni anlayışımızla Amerika'nın vizyonu arasında dağlar kadar fark Bu saatten sonra ister F-16'ları adamlar bize versinler... ...ister biz Amerikalıları İsveç'in üyeliğine okey demek ve başka eylemler üzerine mutlu etmek üzerinden olsun... ...asla kapanacağını düşünmüyorum. Burada kritik soru bence şu... Amerika'nın özellikle bu Ukrayna'da ve Gazze'de yaşananlardan sonra sıklıkla sormaya başladığı soru şu kendisine. Türkiye karşı kampa kaptırılabilecek bir ülke midir? Kaptırılsa mı iyidir, bizim yanımızda olsa o, mı daha iyidir? Bu soruyu Amerikalılar soruyor. Belki, evet. Biz de bence şu soruyu soruyoruz. NATO içinde kalarak Hı. mı Amerika'dan kaynaklanan güvenlik risklerini minimize edebiliriz? Yoksa NATO ile AB ile ve Batı ailesinin geneliyle kavga ederekten, Kendimizi batıdan izole ederek mi bu güvenlik tehditlerimizle daha başarılı bir şekilde mücadele edebiliriz? Bizim cevabını bulmaya çalıştığımız soru bu. Benim kanaatime göre NATO içinde kalaraktan Avrupa Birliği üyelik süreci ölmüş olsa da, da Avrupalılarla iyi geçinmeye devam ederekten bu tehditleri PKK dahil olmak üzere daha iyi bir şekilde karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Avrupalıların ve Amerikalıların kafasındaki Türkiye algısı bence artık çok net. Türkiye batılı bir ülke değil. Türkiye Rusya ile Çin'le ve diğer bölgesel e, arzuları hırsta olan ülkelerle bir araya gelen bir ülke, e, Batı ailesinin dışında hatta potansiyel bir risk, potansiyel bir tehdit gibi algılanan bir ülke de çok net yani Batılıların bakışı bu. Böyle bir Batıyı NATO'dan çıkaraktan, NATO ile daha da kavga ederekten karşınıza alma ve elinizi zayıflatma şansınız çok daha fazla olur. Yani siz dediniz ya Batı'dan kaynaklanabilecek baskıyı minimize etmek için, azaltmak için İsveç'in üyeliğine gönülsüz de olsa. Destek verir miyiz? Bence vereceğiz. Yani vermemiz daha rasyonel bir kararmış gibi geliyor bana. NATO'yu sevdiğimizden, Amerika ile her konuda anlaştığımızdan değil. Üzerimize gelebilecek olan sitlesi azaltmak için bunu yapacağız. Çünkü içeride olmak ve tartışmak, görüşmek dışarıda olmaktan çok daha avantajlı. Ama Türkiye'nin beklentileri de var ya bu mümkün. Bunlar karşılanmazsa nasıl ilerleyecek? Ben karşılanacağını işte. düşünmüyorum. Yani Amerika'nın bu saatten sonra PKK'ya, YPG'ye olan bakış açısını Radikal anlamda değiştireceğini hiç düşünmüyorum. Yani aramızda düşünen varsa bilme. Ben düşünce. Hocam e, aslında e, çok değerli bir yerden yakaladınız. İzin verirsiniz. O ben ne? de tabii bunun üzerine bir şey söylemek istiyorum. Hocam izninizle. Şimdi şöyle bir şey var. Ben diyor patronajım devam ediyor. Ama patronajının bir devlet dışı aktörle nasıl sarsıldığını gördü. Şimdi neye ihtiyacı var? Şimdi bir, bir bonzai ülkeler, bonzai ordular kimler? Almanya, Fransa. Yani özellikle bu ülkeler e, Süveyş kanalı krizinden beri orduları Amerika Birleşik Devletleri olmadan harekat yapabilen ordular değiller. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük açmazlarından bir tanesi bu. Diğer tarafıyla niye gözlemlediler? Özellikle Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin evet bugün Ukrayna Savaşı beraber domine etti ama bir, bir, şey yaptı prangalarını yeniledi ama orada da çok büyük bir şey var. Şimdi baskıyla, hükmetmeyle veya içinde kendisini koymuş olduğu adamlarla yürütmek istiyor ama yürümüyor gemi. Şimdi şöyle bir şey var. Gazze Savaşı'nda bir gerçeklikle karşı karşıya kaldılar. Siyaset yapma, çözüm üretme kabiliyet ve kapasiteleri büyük yaralar almış durumda. Şimdi bu küresel imparatorluğu devam ettirebilmek için benim öngörüm Türkiye'yi düşman kampına mı koyacağız? kendi yanımızda mı tutacağız? Ya da Türkiye'nin kendisinin belirlediği bir rota var. Stratejik özellik diye tanımlıyorlar onlar. O rota üzerinde Türkiye'nin aktif siyaset, denge politikası, aktif tarafsızlık gibi benimsemiş olduğu rotada yürümesine bir şekilde kerhen de olsa izin mi vereceğiz? Şimdi son derece önemli tercihler bunlar. Onlar açısından ama bir gerçeklik var. Eğer Türkiye'yi bir şekilde burada bu süreçleri devam ettirirler ve derinleştirirlerse e zaten Rusya Putin son derece akıllı bir adam. Türkiye'nin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamış olduğu çatlağı çok iyi görüyor ve değerlendiriyor. NATO'dan, NATO'dan çık demiyor Türkiye kesinlikle. Biz NATO üyesi olduğumuzu farkındayız, bilinceyiz diyor ama taşlarımızı döşüyor. Yani bizim nereye, nereye gideceğimiz dair taşları döşüyor. Onun onunla ilgili hani işbirliklerimize bir de bu açıdan bakın. Peki o zaman soru şu Amerika Birleşik Devletleri açısından. Küresel imparatorluğun devam, devamlılığı ve daha güçlendirme peşinde olan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kaybederse, Türkiye Avrasya paktına geçerse bunun bedeli küresel imparatorluk adına ne olacak? Ağır olur. Onu me mesele bu. Temeldeki mesele bu. Evet. Şimdi bu bu buralardan bakıldığı zaman yani mesele sadece Yaşar Hocamın dediği gibi F-16'larla ilgili falan bir mesele. Bizim açımızdan da F-16'larla ilgili bir mesele değil. Amerika Birleşik bir Devletleri bir açısından da başka bir yere kaydırmak. Şimdi yani normalde biz NATO'nun açık kapı politikasının Taraftar olan bir ülkeyiz. Yani biz NATO'nun gelişmesini isteyen ülkelerden bir tanesiyiz. Bütün dalgaları desteklemişiz. Ama geçmiş. orada o kadar büyük bir hatalar zinciri var ki Türkiye'yi bir varoluşsal tehditle baş başa bırakmaktan başlayan ve bu varoluşsal tehdit desteklemekten başlayan o kadar büyük bir güven bunalımı var ki şimdi bu güven bunalımı onarmak bizim elimizde değil. Bir başka bakışımız daha var izin verirseniz. Şimdi bunu düşünüyorum bir zamandır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dese gelse dese ki, ya tamam ben hatamı anladım ve YPG PKK'dan vazgeçiyorum. Nasıl vazgeçecek? Onun bunu, açısından buna, çok büyük bir sorun var. Bakın hayır orada şimdi tartışanlar pardon siz bitirin hocam şöyle bu tartışanlar Amerika da var yani bizim bizim burada Amerika bence hani iş devlet mutlaka yani bizim ilgili büyüklerimiz konuşuyorlardır Amerikalılarla bu tür meseleler yani o şeylerde. Şimdi bizim burada YPG PKK'dan Amerika Birleşik Devletleri kurtulmasıyla ilgili bir takım Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerine de yarayacak bir takım çözümleri ve rasyonel çözümleri ee, bir şekilde oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya, 400leri alarak düşünüyorum ama. Hocam Rusya S-400'leri alarak çok konuştuk ya o dönemde. Rusya yeni bir cephe mi açılıyor? Yeni bir ilişki dönemi mi? ABD'ye kafa tutma mı? Türkiye S-400'leri alarak böyle bir girişim bulundu mu bulunmadı mı o dönem? Ya, ya, Avrasya'ya yakınlaşmaktan bahsettiğiniz için soru. S-400'leri her zaman e, o gü büyük güven bunalımından da beslenen bir askeri ihtiyaç olarak değerlendirdi. Şimdi bakın soru şu. Yani Ukrayna Savaşı'nda, Karabağ Savaşı'nda hava savunma füze sistemlerinin Aha. ne kadar hayati bir rol oynadığını gördük ve konuştuk. Evet. Evet. Şimdi bir cephe ülkesi yani güneyi Doğu kanadı NATO'nun bu ülkenin hava savunma sistemi yok ya. Var sitincirlerimiz vardı bir de halklarımız vardı. Başka bir şey yoktu. Ya alçak irtifa füze sistemleri vardı. O kadar. Şimdi havadan taarruz eden uçaklara karşı sistemimiz yok. Havadan gelen füzelere karşı sistemimiz yok. E, yani havadan gelen uçaklara karşı... evet. Bakın bir cümle kuracağım. Elimizde F-16'lar var. Gelen uçakları engelleme görevi temelde onlarda. E, üstün nitelikleri olan uçaklarla geldikleri zaman ne yapacağız? Sonuçta bu bir teknolojik şey. Yani kahramanlığın Evet, kahramanlık önemli bir parametre ama bu tür alanlarda kahramanlığın e, parametresi son derece zayıf. Teknoloji konuştuğu bir alan. Yaşar hocam o söz vereyim, sonra sana tamam, gelmeyeceğim. Tarık hocanın söylediği şeyin şöyle bir zemininde bakarak e, söylediği noktanın bence rasyonel olma şartı var. Kimse NATO'nun içinden çıksın demiyor, diyen var. Eee NATO'nun içinde kalarak ve NATO'nun ne işe yaradığını ispat etmek adına bu teröre verdikleri desteği çekmeleri gerekir. Yani NATO zaten simetrik bir örgüt. Kimi kimden savunduğuyla ilgili büyük bir meşruiyet krizi yaşadı zaten. Zorladılar, ettiler. Rusya'yı illa düşman kıldılar kendilerini. Adam çırpınıyordu orada. Avrupa güvenlik mimarisine ben de olayım. Putin topraklarının çok azıdır belki Asya ile kıyasladığınız zaman Avrupa'da ama aslında ben Avrupalı bir gücüm. Çok dediler bize bir düşman lazım Amerika. Ama kıta Avrupası için bu kadar netleştiğini söyleyemem. Sovyet yani. tehdidi gibi bir tehdit hala yeterince yapılandırıldığı kanaatinde değilim. Almanya'nın sızlanışı var. Çin, İngiltere ile Çin'in kesin bakalım bütün gerçekten görünür görünmez ilişkilerini. ABD'nin bir açıklaması var onu vereyim e, grubumuza atmış arkadaşlar. ABD İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin mecliste komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın e, Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Bu da yeni bir aynı gelişme. Tekrar edelim. Yani. ABD'den bir açıklama var. Özellikle bu İsveç <laughs> konusunda. Hemen geleceğim Cem sana. Bir kere daha tekrar edeyim izleyicilerimiz için. ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin mecliste komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü belirtti evet. diyelim. Buyur bu... bu bitireyim. Cem bitirmedim, bitirmedim. Biden Pardon. girdi araya Pardon. da. Pardon. Pardon. Ama girdiği <laughs> de yeni bir şey yok. Çünkü aynı yerde <laughs> evet. konuyor pozisyonu. Ben Bak, komisyon geçirmiş tek tek falan demiş, insan adım bir adım bir yeni cümle kurar değil mi? Bak evet. yine aynı şeyi söylüyor. Muhafaza ediyorum desteğimi. Muhteşem cümle. Şimdi bu kap kaptırmak, kapılmak falan sevgili Tarık Hoca söyledi ama ben onun hani bir şey anlatmak için söylediğini varsayıyorum. Türkiye kapılacak, kaptırılacak bir yer değil kardeşim. Soğuk Savaş döneminin jargonu, bakışı. Kimin eli, kimin cebinde benim bir, 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 bir analizini yapsın herkes bakalım. Bir yerde bir karşı karşıya geliyorsun, bir başka yerde yan yana düşüyorsun. Bunu önce en fazla batılılar yapıyor. NATO içindekiler yapıyor. Yani Avustralya'ya sattıkları denizaltıların daha mürekkebi kurumamıştı. Birden baskı yaptılar, geri çektirdiler. Kim yaptı onu Amerika? Fransa ne dedi sırtımdan hançerlendi. Dolayısıyla böyle katı bakmayın artık. Çünkü daha henüz öyle bloklu bir dünya falan oluşmuş değil. Zaten ne düzenin içinde olduğunu tarifi de yok. Yapılanmaya çalışılıyor. Koridorlar üzerinden bir sınamalar var. Onlar bir jeopolitik oluşturuyor. Bak bizim bir de kalkınma yolu Koridorumuz var. Cisminden, varlığından, 1200 kilometre Türkiye'ye kadar uzanan hattından daha büyük jeopolitik etkisi var. Unutmayın. Bu son koridor saldırıda... Koridor savaşları diyor Abdullah Bey. Bu... Ha? Abdullah Bey koridor savaşları diyor. Böyle bir tanımlaması var. Koridor jeopolitiği evet. doğru. Savaşı da, gerilimi de oluşuyor henüz. Yani Belki savaşlar çok nihai bir şey ama örtülü, pozisyon almalar biraz o iklimi henüz daha yapılandırıyor. Savaşları da çıkacak tabii. Bir kısmı da öyle. Yani o Hindistan'dan gelip kuşak yolu bypass edeyim diye geçen bir yerde gördüm. İrlandalı bir milletvekili Amerika ateşkesini Gazze'nin istememesinin sebebini Hindistan'dan başlayıp Körfez'den Hayfa'dan çıkan batıya giden hattın koridorun selameti açısından, devamlılığı açısından istiyor diyor. İşte hiç işte yabana atılacak bir vurgu değil. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla böyle bir yerdeyiz. Biz benim Soğuk Savaş bittikten sonra hep savunduğum şey odur. Nerede nasıl bir ittifak varsa mümkünse içine girelim hepsinin. Çünkü artık ittifakların içine girerek birbirini kontrol etme dönemi. çoklu, çoklu bağlantılı Evet. Dönemi. NATO'dan çıkmak istiyorsan o zaman çıkacaktın Soğuk Savaş. Şimdi çıkmanın bir anlamı yok ki. Niye çıkıyorsun? Kal. Çünkü kıymetli bir mekanizması var. Ne o? Oy birliği. Çünkü herkes birbirini kontrol ediyor. Orada orada da kontrol etmem gerekenler var. Şimdi bizim söylediğimiz şey NATO'nun yani bu beşinci madde Türkiye söz konusunda işlememesi, gözümüzün içine baka baka terör örgütlerinin cirit atması NATO ülkelerinde destek olmaları, paralarını, silahlarını, stratejilerini vermeleri, bütün bunlar ortadayken sen de bu kadar çok istekliysen, sadece Türkiye-İsveç arasında olsaydı var ya, çok sorun etmeyebilirdik. Ama Amerika çok hevesli ya, çok istiyor ya. Ya şunu bir söyleyelim kendisine Acaba rica etsek Bu desteği çekmek Çok zor olur mu senin için Yani Bu kabul edilebilir bir şey değil Şimdi daha ötesini mi bekliyoruz Yapmadığını bırakmadı Bak üç tane Silahı diyorum ben buna Emperyalizmin 3 silahının namluları epeydir Türkiye'nin üzerinde Birincisi terör silahı PKK'sıyla FETÖ'süyle ile. Hiç DAEŞ o anatomiden ayrı bir şey değil. Onu yöneterek Türkiye'ye sindirmeye çalışıyor, direniyoruz, mücadele ediyoruz. İkincisi yine emperyalizmin başka bir silah, kur silahı. Ekonomimizi mahvederim cümleleri. Onunla da mücadele ediyoruz, daha yetmeliyiz. Yani o İzmir İktisat Kongresi'nde devlet kurulmadan biz siyasi bir bağımsızlığı hedefliyorsak önce ekonomik bağımsızlık sağlanmalı. Bağımsızlıktan kastettiğimiz şey de Kendimizi neyse yaşadığımız evrenin, evrenin, fazın en güçlü ekonomik yanı yüksek teknolojisi üretmeyi başaracaksınız. Enerji bağımlılığınızı en aza indireceksiniz. Evet. Üçüncüsü de emperyalizmin demokrasi maskeli silahı. Bence en tehlikelerinden biri de o. Bir maskeli balo. Gazi meclise kadar getirip soktukları şey. Bir terör örgütünün anatomisinden kopmayan bir yapının... Türkiye'nin seçim süreçlerini, Türkiye'nin siyasetini, siyaset alanını nasıl aslında kirlettiğinin bir kanıt. Uğraşıyoruz, kopun diyoruz. Türkiye dönün yüzünüzü. Görün şu gerçeği. Diyarbakır annelerini kadar cesur olun. Beşinci yılına girdi. Dünya siyasi kadın direnişinde altın harflerle yazdırdılar. Onlar Anayasa Mahkemesi'nden önce kepengini indirdiler o parti görünümlü yeri. Çünkü dediler ki bu ön kapıdan çocuklarımızı çaldılar elimizde. Arka kapıdan da Amerika'ya asker ettiler. Orada 82 yaşında Huri Nazan'a muhteşem bir Ruslu analizi yapıyor. Okul, okul yüzü görmemiş ama yüreği var. Zihni var. Gerçeği görüyor. Diyor ki vallahi billahi PKK İsrail'dir. Evlatlarımızı çaldılar Amerika'ya asker ettiler. Var mı daha ötesi bunun? Vardı bir tane eş başkanları. Vaat edilmiş topraklar diyordu HDP'nin. Şimdi geldiğimiz noktada o meclis gazi meclisin altında irademiz terörist başıdır diyenden siyasi parti olmaz kardeş. Bu geldiğimiz nokta çok açık bir şekilde emperyalizmin kirli bir oyunudur. Çok büyük bir başımızdaki sıkıntıdır. Bundan kendini uzak tutan, bunu görmeyen, siyaset alanının sahip çıkması konusunda edilgen davrananın Türkiye'nin geleceğinde yeri olamaz. Bunu net görmemiz evet. gerekir. Ee... Biz oradan şunu da söyleyeyim. Bir jeopolitik sarkaç gibi bir yer değiliz. Batıya kuzuyoruz, doğuya yaslanıyoruz. Doğudan kaçıyoruz, batıya gidiyoruz. Bu Türkiye'nin coğrafi konumuna ilişkin yapılan en kötü jeopolitik konum analizidir. Türkiye köprü möprü değildir. Türkiye doğuyla batı arasında köprü değildir. Köprüde uzun süre yaşanmaz, üzerinden gelip geçilir, Türkiye'nin coğrafi konumunu edilgenleştiren tuzak bir vurgudur. Türkiye doğudur, batıdır, Avrupa'dır, Asya'dır. Hepsinin sentezini yapmak mecburiyetindedir. O yüzden zahmetli bir coğrafya ve kıymetli. O yüzden biz bütün seçenekler bizim merkezimizde, bizim çıkış noktamızla olacak. Öbürüne kaptırılan, öbürüne sığınan bu cümleler Türkiye'nin bugün koyduğu, hedef doğrultusunda uyumlu cümleler değil. Bunu görelim. Rusya ile olan ilişkimizi belirleyecek olan bizim çıkarlarımızdır. S-400'ü de birilerine kızdık. Rusya'yı da çok şirin gördüğümüz için falan almadık. NATO'nun marifetiyle yüzde yirmisini koruyamıyordun hava e, hakimiyeti. Bütün sofistike silahlar terör örgütlerine yine seni müttefik diye geçinenler tarafından verilmiş. Ne yapacaktık? Çatısız mı kalacaktık? Üstelik daha yüksek bir teknoloji. Üstelik önce Amerika'dan istenmiş. Defalarca uğraşılmış. Vermemiş. Şartlar koşmuş. Çıpkı, çıpkı, geçmişte olduğu gibi sattığı silahın kölesi yapmak istiyor seni. Orta, orta olamıyorsun o silahın parasını verdiğin halde. Oraya kullanamazsın, buraya edemezsin. Teknolojik dönüşümde olamazsın, ilerlemesinde olamazsın. Geldiğimiz nokta Bakın o Rent Corporation'ın yayınladığı bir rapor vardı. Milliyetçi gidişatı Türkiye'nin diye. Sizin ona negatif yükleme yapıyor. Sanki Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı başka bir gidişat peşindeymiş gibi. Orada tablolar vardı. Türk-Amerikan ilişkilerinin en sorunlu yanı neymiş biliyor musunuz? Onların zaviyesinde. Diyebilirsiniz ki bir strateji merkezi öyle demiş olabilir. Bakın davranışlarını öyle görüyor mu o devleti yönetenler? Aynen öyle görüyorlar. Sorunlu yanı şuymuş. Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yeter konuma gelme hedefiymiş. S-400 onun bahanesi oldu. Hindistan'da olmayan bahane bizde oldu. O açıdan bu seni suttu kasaya koydu. Hasımlarıyla, kanun yoluyla mücadele kapsamının içerisine aldı. Terörün çok açık anatomisini yerleştirdi, etti. Tatbikat yapıyorum dedi onlarla. FETÖ'yü hala arkasındaki bir güç olarak duruyor. Darbe teşebbüsünde bulundu. Yeri geldi ekonominle oynadı. Mavi vatanı saldırganlık olarak göreceksin dedi. Yunan tezlerini destekliyorum. Mümkünse Antalya Körfezi'nden dışarı çıkma. Kıbrıs'ta nereden çıktı bu yeni Türk devleti konsepti? Ondan vazgeç. Ne oluyoruz? Evet. Bu bu Türkiye'nin ölüm fermanıdır. Bundan daha ötesini kim ne bekliyorsa bana bir tarif etsin. Daha acısı ne varmış? O yüzden emperyalizmin en iyi anlayacağı şey direnen kazanır. Evet. Şimdi e, Cem, eklemelerim var ama şeyde bir sorayım. F-16'yı e, vermemek mi? Yoksa İsveç'in NATO'ya girmemesi mi? Hangisi de önemli ABD için? Yani konuşulanlardan şunu, bu konular tabii Amerikan siyasetinde ve Amerikan medyasında ve Amerikan askerleri tarafından da konuşuluyor. Bir kere şunu söyleyelim. Dünya silah sanayinin %73'ünü Amerikalıların elinde. Yani e, şey Sipra'nın yayınladığı raporda bu sene dünyadaki satılan silahların %73'ü Amerika'dan geçiyor bu devasa bir güç olduğunu söyleyelim. Abartmak anlamında söylemiyorum bunu ama karşımızdaki ülkenin ne olduğunu bilmek açısından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyada süper güç, iki kutuplu dünyadayken İran'ı kaybetti. Yani İran'da Rıza Şah Pehlevi döneminde Amerika'nın müttefikiydi. Ve oraya da toplam 78'e, 79'a devrim olana kadar sattığı silahların da %60'ını dünya üzerinde sadece İran'a satıyordu. Ya yani İran ve bölge ülkelere. İran'ı kaybetti. Amerika çok büyük bir müttefikini kaybetti dediler. Doğru. Ee, ki kötü oldu Amerika için bu ama sonra toparladı tabii daha çabuk. Şimdi Türkiye öyle bir, Türkiye kaybedilirse ne olur? Şimdi bunu orada da ikiye bölünmüş durumdalar. Ya yani kaybedersek bir şey olmaz diyenler var. Kaybedersek çok şey olur diyenler de var. Mesela bunlardan biri Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, bu New York Times'a yazdığı yazıda geçen hafta, Amerika mevzi kaybediyor dedi. O da ekonomik anlamında bir mevzi kaybediyor dedi. Çünkü gelişmekte olan ülkeler biz de ona dahiliz. Bir ivme kazanıyor. Mesela Meksika, mesela Brezilya, mesela Türkiye, mesela Endonezya. O yüzden de bu ülkelerin artık savunma sanayileri de gelişiyor kendi çapında, e, turizmleri gelişiyor, ekonomileri gelişiyor. Amerika burada bir mevzi şey açısından kaybediyor. Ama Amerika hani Türkiye'yi kaybetmeyiz diye Yunanistan var. İşte orada bir PKK devleti var onu kurarız. Ya da Arnavutluk işte o, o, tür ülkelere yatırım yaparız veya Yunanistan'a yatırım yaparız diye düşünen var. Hatırlarsanız Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın en çok yatırım yaptığı ülke bizden ziyade Yunanistan'dı. Yani en büyük üsleri, en büyük merkezleri Amerika'nın Yunanistan'dı. Oraya zaten e, şey yapıyor, yatırım yapıyor. Bunun sebebi de şu. Bugünkü Amerikan mevcut yönetimi Erdoğan'a şeye güvenmiyor. Yani bir arada şey var. Bunlar bizim kendi kafasıyla hareket ediyor mantığı var. O büyük devlet olarak görüyorlar. O diyor kendi kafasıyla Türkiye bu işleri yapıyor diyor. O yüzden de Yunanistan'ı çok ciddi biçimde silahlandırdılar. Hala devam ediyor. Yani biz Yunanistan'ı silahlandıralım. Aşağıları silahlandıralım. Türkiye çünkü kafasına göre gidecek. Amerika'yı rahatsız eden de bu bence. ya. Cem peki Türkiye'yi kaybetmeyi göze alır mı? Bu Bence Biden almış zaten. Yani bugünkü Amerikan yönetimi Türkiye ilişkilerin iyi gitmesinden yana da değiller. Yani mesela Erdoğan bir uçak dönüşü gazetecilere çok iyi hatırlayalım geçen sene. Biden'la bir türlü şey kuramadık dedi. Çünkü Biden yönetimi o başkan adayı değilken bile Erdoğan'ın devrilmesi gerektiğini, muhalefetin desteklenmesi gerektiğini, o zaman herhangi aday da değildi. Onu da altını çizeyim ama Bakış bu. Bugünkü Amerikan yönetimi zaten mevcut isimlerin hepsi yani Anthony Blinken'dan Jack Sullivan'a diğer onların danış hepsi 2008-16 Obama döneminin yardımcıları zaten yani danışman kadrosu. Yani bunlar Orta Doğu'da bütün işleri yapanlar bunlardı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin kaybedilmesini de bence Gözü almış durumdalar. Ama Biden ve ABD yönetimi tavrı için soruyorum bunu. Yani evet Biden göze aldı ama şimdi, ABD? ABD ben şimdi onu e, Cumhuriyetçilere cumhuriyetçiler eğer iktidara gelirlerse orada görmek lazım ama şunu görelim. Yani pek demokratlar da cumhuriyetçiler de işte az önce Yaşar Hoca'nın, Abdullah Bey'in, Tarık Bey'in PKK'ya silah vermeye devam ediyor. Bakın Amerika'nın bütçesi geçen ay kabul edildi. 768 milyar dolar savunma harcaması var. Siber uzay hepsini kattığınız zaman 2 trilyon 4 200, 2 trilyon 400 milyar dolar. Bu şimdi devasa bir güç. Bir de konvansiyonel olarak Amerika'nın elindeki silahlar ve NATO'nun elindeki silahlar dünyanın en iyileri. Yani bunu Viktor Orbun ne diyor? Ben Putin'i desteklesem bile bir konvansiyonel savaşta Çin'in veya şeyin şansı yok. Çünkü Amerika'nın silahları en teknolojisi iyi. çok iyi. Yani şeyin işte İskender füzeleri çalışmıyor, uçaklarında problem oldu. Hatta denizaltılarının bile problem olduğu görüldü şeylerin. Dolayısıyla görmek lazım. Ama Amerika bence Joseph Stiglitz'in söylediği ivme kaybediyor lafı bence şurayla da alakalı. Bunu da görmek lazım. Birincisi eğer Türkiye'yi bu şekilde kaybederse bir kere Türkiye böyle İran gibi ya da böyle aşağıdaki kendi yanı başındaki Meksika gibi ya da Endonezya gibi bir ülke değil Türkiye. Şimdi burada Türkiye'nin çok ciddi bir Amerika etkisi var. Bir de Amerika'nın masrafı çok artıyor. Nasıl artıyor? Mesela Husiler Kızıl e, Kızıldeniz'e ateş edince, işte Ümit Burnu'ndan dolaşınca bir tankerin maliyeti 100 dolarsa 200 dolara çıkıyor. Bu da enflasyon demek Amerika için. Çünkü alışkın oldukları çok fazla bir şey değil. Ya da diğer ticaret yollarında çok ciddi zarar görüyor. İki, belli ürünleri satamıyor. İşte diyelim ki İHA'yı Türkiye'ye satınca o satamıyor. Veya Türkiye diyelim ki yarın bir gün tank üretip sattığında, mermi üretip sattığında bu Amerika'nın jeopolitik olarak bölgedeki şey gücünü kırıyor. Ama Amerika'nın bugün onların şeylerine baktığınız zaman dertleri bu, buradan ziyade Asya Pasifik onların derdi. Buraya çok şey değiller. ilgililer. ama burada şöyle görüyorlar. Yani mesela en son görüşmelerinde senatoda cumhuriyetçiler dedi ki bu 105 milyar doları vermeye gerek yok. Bu bizim savaşımız değil. Yani e, Zelenski de gitsin Putin'le otursun. Tamam bir yeri vermesin ama şu e, sınırdaki birkaç yeri versin o yani ilk baştaki o Belarus tarafındaki birkaç yeri versin. Çünkü bu gidecek gibi değil bakın yardım gitmiyor. Yani Zelenski şu an silah yardımı gelmediği Doğru. için artık havlu atmak. Yani iki boksör savaşıyor ama biri artık ayak, Rusya ayakta ama diğerinin artık hali yok. E, Almanya'da şeyi engelliyor çünkü Almanya'da bakın Rusya'dan onu ucuz enerjiyi alamıyor o gitti. Amerika'dan şale gazı alıyor o da üç kat pahalı. O yüzden de Amerika'da Almanya'da bazı şirketler şimdi zarar görüyor. Bat, batmış değiller, bitireceğim hocam. Beklemek sıkıntı biliyorum. Büyük bir <laughs> <laughs> şey. Olarak, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey <gülüyor> evet şöyle, Bir sıkıntı Almanya için bu. Bakın Almanya geçen hafta Cezayir'e gittiler. Uh -huh. Bakın Cezayir şale gazında dünyanın en iyilerinden biridir. Ucuz almak için. Yani Almanya'da böyle deyince şirketler batıyor değiller. Ama adamın maliyeti bir SK şey oldu. Çünkü Amerika diyor ki oradan almayacaksın. Bir de NATO üzerinden Kardeşim diyor sizi ben finanse ediyorum. Paranızı ben veriyorum. Uçağınızı ben veriyorum. Üstleri ben kuruyorum oraya. Bu kadar para açtı Amerika. 10 trilyon dolara yakın para harcamış. Yani böyle bir şey sıkıntı var. Ama dünyanın geri kalanını endişelendiren de şöyle bir şey var Dilek Hanım. Bir kere Amerika verdiği sözleri tutmuyor. NATO'yu genişletti. Yani Reagan dönemi. Clinton döneminde işte Macaristan, Slovakya oralara geldi. Baba oğul Bush döneminde e, Romanya o taraflara gelindi. Obama döneminde daha da işte Estonya, Letonya, Litvanya. Rusya'nın şey korkusu da bence bu. Bizim açımızdan Türkiye'nin e, yani ben Amerika'nın PKK işinden vazgeçecek kanatı değilim. Orayı destekleyecek. Oraya demokratlar da gelse o devam edecek ve orada yapay bir devleti kuracaklar. Hani resmi bir devlet olmaz. Biz ona müsaade etmeyiz. O gücümüz fazlasıyla var. Kuzey Irak'ta olduğu gibi ama ona devam edecekler. Çünkü bugüne kadar oraya aşağı yukarı 100 milyar, pardon, 60 milyar dolara yakın para harcadılar. 60 bin kişilik bir ordu kurdular. Uçaklar iniyor, pisler var, F-16'ların şeyi var. Yani... Ben o zaman şunu merak ediyorum. Mesela evet Türkiye ile artık bölgesel stratejiklik belki tartışmalı bir soru haline geldi ama Yunanistan'la ne kadar askeri ve lojistik anlamında Yeni bir strateji oluşturabilir ABD ya Amerika da Türkiye'nin yerini ne kadar alabilir? Şimdi Yunanistan'ın bence askeri anlamda Avrupa'ya bağımlılığı daha fazla. Çünkü ya da diğer Ra ülkeler için de soruyorum. Rafael uçaklarını bölgede. aldı. Ee, yani orada bağımsızlık ki o iyi bir uçak o. Rafael hmm. çok iyi bir uçak. Bir de şunu söyleyeyim Yunanistan 2022 Mayıs'a IMF'ye borcunu bitirdi. Borçlarını düzenli olarak ödüyor. Ekonomik İşsizlik de. azaldı. Ülkesi iyi gidiyor. Bir de bu Miçotakis başardı o işi. Yani çiprasın, solcu çiprasın yapamadığını sadece Miçotakis kolay yaptı. Oradan gidiyor. Ama Türkiye'nin yani Amerika PKK işine devam edecek. Rusya'yı çevrelemeye devam edecek. Bu arada Ukrayna'nın bir kısmı gidebilir. Ona çok bakmıyorlar. Uh -huh. Ama Türkiye'nin buradaki meselesi şu. Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye şu anki e, hava savunmamıza sıkıntı. Işte, ekonomi, yani şöyle düşünün. Ekonomimiz 1 trilyon dolar. Amerika'nın ekonomisi 34 trilyon dolar. Amerika'daki asetlerin değeri 175 trilyon dolar. Bizdeki 1 trilyon dolardır. Yani işte arada bir uçurum var şey olarak, güç olarak söylüyorum. Ama bizim jeopolitik konumuz, askeri konumuz ve savunma alanında iyi gitmemiz e, önemli. Bir de biz bu sabah ben kendi haberlerimde verdim. Irak mesela e, Barış Kalkanı, Fırat Zeyt, Zeytin Dalı, bu operasyonlarla zaten PKK'yı da ciddi anlamda o şeyde püskürttük veya MIT kimseye nefes aldırmıyor. Ama Amerika'da el altından işte ABD'ye destek vermeye devam ediyor. Ele başlarını koruyor. Orada bir büyük bir yapılanmaya gittiği şey olarak görülüyor. Bu Çin'in o tür şeylerin ben yeteri kadar şey görmüyorum ama Amerika'nın işte Arjantin'le bir sıkıntı, orada bir sıkıntısı var ekonomik olarak. Hı -hı. Eskisi gibi mal satmak problemi var. Ticaret yollarında problem yaşıyor bir şeylerde. Ama tabii o büyük ekonomik gücünü kullanarak mesela bize satamadığı silahı Suudi Arabistan'a evet. satıyor bize satamadığı silah Mısır'a satıyor, Peru'ya satıyor, yani Malezya'ya satıyor. Böyle bir şey gücü var. Son cümlem de şu hocam. Küres... Emin, emin, misiniz? Evet, evet. <laughs> Küresel liderlik ve küresel hegemonya açısından bakın Amerika'da şu, şu an tartışılan şu. Biz küresel lider mi olacağız? Küresel yoksa küresel üstenci mi olacağız? Brezinski'nin lafına dönüyorlar. Biz liderlik yapalım. Üstencilik yaparsak bak İran gitti işte başkaları gidiyor. Yarın bir gün şey sıkıntı yaşarız. Bu Avrupa'da bakın söyleyeyim. Orban Amerika karşıtı. Slovakya'daki Fişka Amerika karşıtı. Evet. Pelosi şey pardon e, neydi kadının adı İtalya'daki? Meloni. Meloni belli konularda bak Libya ile ge, hatırlayın geçen hafta Libya ile gittiği bir sürü anlaşma yaptı. Batı'nın Amerika'nın da hoşuna gitmeyen şeyler yaptı. Evet. O açıdan da yani bu dünyanın yeni bir şey olacak. Ben yeni bir şeye girildiği kanaatindeyim. Tabii bu hemen değil ama onunla ilgili düşüncelerimi de sonra söyleyeceğim. Yani çok, çok uzak bir, şey. <laughs> <Buyurun. Şurası gülüyor> bir, şey. bir kere Yunanistan da Türkiye arasında bir muhabbet geçiyor. Şöyle düşünüyorum. Yani Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin gözünde Yunanistan'ın konumu çok net. Yani Yunanistan batının bir parçası. Evet. Yunanistan küçük olabilir. Türkiye ile karşılaştığında güçsüz olabilir yer yer anti-Amerikancı, anti-Batıcı eğilimler Yunanistan siyasetinde kendine mevzu bulabilir ama Yunanistan'ın konumu belli. Türkiye'nin konumu öyle değil. Yani Türkiye stratejik noktada daha rahat hareket edebilen, kendi stratejik yumurtalarını farklı stratejik sepetlere dağıtabilme arzusu ve kapasitesi bir nebze de olan bir ülke. Özellikle içinde bulunduğumuz çok merkezli ve çok aktörlü dünya düzeninde bu kapasitemiz var. Şimdi bunu bir kenara bırakıp asıl demek istediğim şeyi söylemek istiyorum. Amerika'nın bu ikircikli bakışını test edebilmemiz lazım yani. iki yani iki farklı örnekten yola çıkarak hareket etmek istiyorum. Bir kere Türkiye Amerika ilişkisi, Amerika Hindistan ilişkisi. Bakın şimdi Türkiye NATO üyesi mi? Üyesi. Türkiye Avrupa Birliği üyelik macerasına devam ediyor mu? Bütün sıkıntılara rağmen ediyor. Türkiye'nin Batı ile kurumsal anlamda ilişkileri çok uzun yıllara dayanıyor mu? Dayanıyor. Türkiye'nin batı ile sosyolojik, ekonomik, ticari ilişkileri köklü mü? Köklü. Ticaretin yarısı batı ile ülkeye gelen yabancı sermayenin %75'i batı kaynaklı. Evet. Ne beklersiniz? Türkiye'nin değerinin batılı aktörler tarafından teslim edilmesi gerektiğini düşünürsünüz. Öyle mi? Değil. Hindistan'a bakın. İlliberal otoriter bir yönelim var mı Hindistan siyasetinde son zamanlarda? haddinden fazla Modi hükümeti zamanında. Kanada'da kaç kişi öldürdüler ha, son derece. günlerde? Hindistan, Şanga İşbirliği Örgütü içerisinde, BRICS içerisinde Amerika'nın şu anda ezeli düşmanım dediği ülkelerle aynı masa etrafında oturuyor mu? Oturuyor. Rusya ve Çin'le oturuyor. Ee, Hindistan'ın stratejik otonomi peşinde koşması aynı zamanda onun da Amerika'nın her dediğini yapmak istemediği anlamına geliyor mu? Geliyor. Yani Hindistan'ın takip ettiği dış S-400'ü almış. Aynen. katsayı yaptığım. Şimdi Hindistan'ın takip ettiği çizgiye bakarsanız şunu beklersiniz. Yani Amerika'nın Türkiye üzerine koyduğu stresin baskının bir nebze de olsun bir, nebze, bir, benzerini Hindistan üzerine koymasını beklersiniz. Koyuyor mu? Koymuyor. Mu? Neden? Çünkü yeni dünya düzeninde Hindistan önemli bir ülke Amerika için. Yani kaptırılması, kaptırılmaması kelimesi evet çok şık olmayabilir ama açıklık getirmesi anlamında mı bu kullandım Yok, hocam? Anladım. Yani Hind yine aynı şekilde kullanayım başka bir kelime gelmiyor çünkü ağzıma kaptırmak istemiyor Hindistan'ı. Çok net. Hindistan'ın bütün o aykırılıklarını, hoşuna gitmeyen yönlerini görüyor. Ama Türkiye'ninkini görmüyor. Neden? Şimdi size hak vereceğim Cem Bey. Çünkü inanılmaz bir güç makası var. Yani siz 33 trilyon dolar dediniz ama herhalde satın alma paritesi çerçevesinde yaklaştınız. Normal 27 trilyon dolar Amerika'nın zenginliği. E bizim de 950 milyar dolar. Ya yani arada muazzam bir fark var ve Amerika şunu alışmış. Asetleri daha fazla, Amerika eldeki mal alışmış. daha fazla. Yani stratejik kararlar, Brüksel'de ya da Washington'da alınıyor, Ankara'ya havale ediliyor. Ankara'da bunları bu bölgede Batı'nın ileri karakolu gibi oynasın isteniyor. Yani alıştığı model bu. Hı hı. Bu modeli biz sorguluyoruz mu? Sonuna kadar sorguluyoruz. Haklı mıyız? Sonuna kadar haklıyız. Çünkü stratejik perspektifimiz çok farklı. Ama Amerika'nın Türkiye'ni bu stratejik yönelimini içine sindirmesi ve buna tahammül etmesi zor. Neden zor? Haklı olduğu için mi? Hayır, güç farkından kaynaklandığı için zor. Şimdi o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor bize. Yani Amerika'nın kendi pozisyonunu değiştirmesini beklemekle vakit geçireceksek eğer çok bekleriz. Yani ne değiştirmeyecek ne yapılmalı o zaman? Ha, o yani zaman esas biz soru kendi, bu. asıl yol ayrımında olan yönümüzü tahmin etmemiz gereken aktör biziz. Yani stratejik akıllar bir araya gelecekler. Türkiye'nin grand stratejisi ne olmalı noktasında kafa duracaklar. Yani batıyla bu ikircikli problemli e, ...sağlıksız ruh hali içinde olan bu ilişkiyi bütün negatif özelliklerine rağmen devam ettirmek istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Yani buna bizim ciddi anlamda karar vermemiz gerekiyor. Benim nacizane görüşüm şu. Ee, biz bu saatten sonra Soğuk Savaş zamanındaki gibi Batı'yla e, çok yakın olma ihtimalimiz yok. Ben hiçbir şekilde bunun olası görmüyorum. Ki Soğuk Savaş zamanında da bile çok ciddi görüş ayrılıklarımız vardı. Bu saatten sonra mümkün değil. Çünkü bizim Ankara'daki stratejik akı şöyle görüyor. Dünya çok merkezli ve çok aktörlü olmaya başladı. Hocam da az önce çok güzel söyledi. Evet, Türkiye şey. orta güç bir ülke. Herkese takılmak istiyor. Herkese işbirliği yapmak istiyor. Ve kendi göbeğini kendi kesmek istiyor. Ama Sonunda bir kadar... şey söyleyeyim hocam. Stiglitz geçen hafta çok güzel dedi. Ama Türkiye Amerika'ya ekonomik olarak mevzi kaybettirecek. Orta Doğu'da. Yani evet arada devasa güç farkı var ama Türkiye onu mesela Orta Doğu'da kilitleyebilir. Libya'da kilitleyebilir. Bunu görüyorlar. Yani Şimdi çok dert etmiyor bunu ama yarın bir gün bunun başına bela alacağını görüyor. Yani o zaman bizim Amerika'nın canını yakabilme kapasitemizi daha görünür ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymamız. Bununla eş zamanlı olarak Yunanistan'da yaşamaya başladığımız bu iyi komşuluk ilişkilerinin benzerini bütün bölgenin geleğine yayıp yani bölgesel anlamda içinde bulunduğumuz yalnızlığı olabildiğince minimize etmek hı hı. ve bundan alacağımız güçle belki Amerika'ya karşı daha şiddetli bir direnç göstermek gerekebilir. Yani Atatürk dönemi dış politikasını <laughs> dönmek gerekiyor aslında bir nebze de olsa. Ses uzatmak istemiyorum. Çok. Bir şey özüm bir nokta. bir canım. Bizim tek bir handikabımız var. Yani bu bütün bu işlerde bizim borcumuzun çoğu yüzde doksanı batıya. Hı -hı. Biz batı bankalarından borç alıyoruz. Ve batı finans kurumlarından. Yani çünkü üretim doğuda ama para burada. Şimdi o, o mesela Amerika'nın elindeki kozlardan biri. Yani o stiglisi atıfı yapayım ve Amerika'daki şey. Bir kozu bu. Yani İstese o borç alma şeyini kıra, yani kesebilecek gücü var Avrupa bankalarında. Yani zora koymaktan bahsetti tabii, ya ABD. Amerika'nın da bizi Amerika'da bizi öyle bir şey var ama Türkiye artık şunu geçti. Yani bu yani ekonomik olarak terbiye edilme içinden biz vazgeçtik artık. Yani. ama Amerika hani borçlanmada evet Batı'dan borç alıyoruz. İhracatımızın %70'i Batı'ya doğru. E, buradan bize şey yapabilir ama Türkiye'nin de onlara vereceği Orta Doğu'da o güç şeylere çok zarar verecek Durumu eskiden yoktu bu. Hani tamam kafa koyuyorduk ama, itiraz ediyorduk ama şimdi onlara zarar verecek çok şeyimiz olduğu görülüyor. Bir de Türkiye'nin, Almanya Amerika'nın hiç istemediği Fransa ile ilişkiler, Almanya ile ilişkileri de geliştirirse ki Amerika bunlara çok soğuk. Yani Fransa'nın, Almanya'nın kendi başına hareket etmesine çok razı değiller. Yani bize bağlı ol diyorlar. Yani senin her şeyini biz ödüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana diyor. Ama işte bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düzenin de biraz... Dünya açısından değişmesi lazım bence. Ama şey, Cem Bey sizin bu dediğinizin olabilmesi için bakın bizim Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleriyle çok iyi ilişkiler içinde olmamız gerekiyor. Bizim İran'la, komşularımızla, Yunanistan'la, Sünni monarşik yönetimlerle, Mısır'la her biriyle çok iyi ilişkilerimizin olması gerekiyor ki Amerika'ya karşı amiyane tabiyle söyleyeceğim bunu. Yani daha gür bir sesle. Ama şey yaptık hocam biliyorsun İngiltere'de serbest ticaret anlaşmamız var. İşte onu diyorum yani doğru yönde atılmış bir adım. Evet. Yani bunların sayısını arttırmadıkça siz Almanya'yla da ters düşerken, Fransa ile da ters düşerken, başka ülkelerle de ters düşerken, bir de üstüne Amerika'yla ters düşerseniz yani ben daha Tabii, çok olumlu sonuçlar ortaya çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani ters düşmüşsün <laughs> zaten de daha ne, nasıl bir ters daha düşeriz daha ben onu merak ediyorum yani. <laughs> Hocam şey, borçlanma şeyini koruyayım. Mesela Hocam, batıdan şimdi tahvil çıkarıyoruz. Yani, evet, tahvil çıkarıyoruz. 2,5 milyar dolar. İstese bunu mesela der ki Türkiye borç vermeyin. Hani 70'lerde o bizim yani ekonomik olarak biraz daha bir seviye dağıtmamız lazım. Yani o zaman ne çağrısı yapacağız? Bize düşen milli seferberlik kardeşim. Tabii şey güç, güç üreteceksin, ve şey üreteceksin, üretmeye... üreteceksin. Milli üretim. Bu kadar. kadar İyi şey. kaliteli ürün yani Yapacaksın. kaliteli ve bir de şöyle Afrika kıtasında, Asya'daki o böyle, ilişkide o pazarlara her tarafı kadar. Bak hocam, bir şey, bak şimdi not. şu son keşiflerin henüz daha ekonomiye bir katma değer olarak geçmedi. Teknoloji Çekal yoğun barbeşi. girdileri olan Mesela nadir toprak elementleri. Amerika'nın bir parçası kaygılı olarak Çin'in en çok Çin'in elinde o rezerv. İkinci de Türkiye'nin te tespit edilen Enerji Bakanlığı'nın rakamları bu. Şimdi onların bir katma değere dönüşmesini bekliyoruz. O yüksek teknoloji girdisi onlar. İkincisi mesela bu toryumda. Hindistan bir, biz iki görünüyor. Biz Yine orada Enerji şey Bakanlığı hocam, rakamları. Ben bu. size bu sabah bir toryum rakamlarını söyleyeyim. Bizim toryum ihracatımız 1 milyar 100 milyon dolar. Biz orada onlar, çok iyiyiz onlar yani. Onlar nükleer teknolojiye dönüştü. Biz oralarda iyiyiz yani. Girdisi olmalı. Yani teknolojideki mesafeyi kapatmaktır hedef. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi bir buradan, de bu para işte bu finans gücünün batıdan biraz kırılması lazım. Ya orada da şimdi tüm dünyada aslında giderek bir dolarizasyonu daraltma çabası da var. Yani o da var. Milli Ama paralarla alışveriş işte olabil, olabildiğince. Gücü yetmiyor işte ya o ya Akşamdan sabah yani. olmaz o. Güç aşınmaları bazen 50 yıla... E, yayılır. 2071 sonrası evet. inşallah. Ben o, o süreçte en çok e, yani Amerika'da bulunduğum dönem içerisinde siyaset bir musaşkiler kürsülerinde en çok e, yaptıkları workshop'lar nasıl olur da biz küresel aşınmamızı durdurabiliriz. 2011'lerden 2010'lardan bahsediyorum o yıllardı yani. Evet. Şimdi buradan Türkiye'nin güvenlik konseptine bir geçelim. Yani artık e, başka bir yerde diye konuşuyoruz. Türkiye'nin özellikle hem sınırda hem de sınır ötesindeki güvenlik konsepti yönetmenin gizemden rica edeceğim şöyle dördüncü ledi bir getirsin hocam siz de alalım buraya biraz e, Türkiye'nin güvenlik konsepti nereye evrildi özellikle bu son ülkenin yaşadığı durumdan sonra Kuzey Irak'ta ne yapıyor Suriye'de ne yapıyor nasıl konumlanıyor ve e, nasıl bir güvenlik konsepti izliyor biraz sizden e, onları dinleyelim yine haritamız var haritamızda da Türkiye'nin e, Türk askeri tesislerinin olduğu noktayı şu şekilde gösterdik önemli noktalarda ne demek bu Şimdi e, tabii 40 yıldır terörle mücadelede uyguladığımız pek çok gelişme adına terörle mücadele doktrini diyebilirsiniz. Ama bir kırılma yaşandı e, özellikle DAEŞ'le birlikte ve e, biz o DAEŞ süreçlerinde 11 Temmuz 2015'te Baş yılan Murat Karayılan, PKK'nın şu andaki elebaşı. Onun açıklamasıyla birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan gelişimiyle karşı karşıya kaldık. Yani 30 il ve ilçe dediler, 11 tanesinde denediler. Yani 11 tanesinde kendisini gösterdi, diğerlerinde ee, teşebbüs edemediler. Bu bence en büyük kırılma. Yani ee, Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan gelişimiydi çünkü. Ve çok ilginç bir şekilde bu Murat Karayılan'ın açıklamasından bir sene dört gün sonra 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Şimdi bu iki olay Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir doktrini veya yeni bir hamleyi devreye koymasına sebebiyet verdi. Adı taarruz ruhu doktrini. Yani o zaman Tam şurada Şemdinli'de orada başladı aslında bizim komandolarımız Şemdinli'de operasyonlara başladılar. Dağlara çıktılar ve onun hemen ertesinde yani Ağustos ayında Fırat Kalkanı harekatı başladı. Eş zamanlı olarak yani orayla orası başladı. O, o günden başlayan yani bu Suriye ve ee, Güneydoğu'da başlayan hamle zaman içerisinde özellikle 2017'den itibaren Şırnak bölgesinden işte bazı kuvvetlerimizin Hakkari bölgesinden bazı kuvvetlerimizin Irak'taki dağlık bölgede girmesiyle beraber pençeli harekatları, pençe harekatları da bu şekilde başlamış oldu. Yani ve en nihayetinde nereye geldik? Suriye'de e, üç tane harekat bölgesi. Hatta şeyde İdlib'de Bahar Pınarı harekatında katarsanız 4. Burada da dört tane temel kamp alanı var Dilek Hanım. Şırnağ'ın karşısında yüzünüzü Türkiye'den Irak'a dönün. Sağdan başlayın. Sinat, Haftan'ın, Şırnağ'ın karşısına gelen PKK terör örgütü kullanmış olduğu temel kamp alanları. Burada e, yani yüzlerce e, işte... E, kamp bölgesi, mağara, Sığınak, depo, barınak yani kamp ana kamp alanları olarak tanımladığını <laughs> farkındaysanız ve diğer tarafıyla da şeye baktığınız zaman Hakkari tarafında da Zap ve Hakurk temel kamp alanları. Şimdi tam böyle Şırnakla Hakkari arasında yani Haftanin'le Zap arasında bu saldırılardan bir bir tanesinin gerçekleştiği Metina bölgesini oraya koyabilirsiniz. Bir diğer tarafıyla da ee, Zap'la Hakurk arasında da Avaş'ın Basyan bölgelerini koyabilirsiniz. Şimdi bunların hepsi şu Zaha'dan başlayan Amadiye, Şeladize hattından Barzan'a kadar giden bir derin vadi var. Hı hı. Bu vadinin Türkiye tarafındaki dağlar bu bahsetmiş olduğum alan. Kabaca. Bu Zap'ın karşısında da e, Gara var. Hakurk'un güneydoğusuna doğru da Kandil var. Şimdi biz özellikle bu Zaho'dan giren ve Barzan'a kadar giden yani İran'a Hakurk eksenine kadar giden bölgedeki bütün dağlık alanı şu an %95 seviyesinde. Biz tamamen Mehmetçik orayı çiğnemiş durumda. 378 kilometre. Yani sınırın boyu. Şimdi burada kimi yerde 30 35 40 kilometre derinliğe kadar inler. Arazinin yapısına da bağlı olmak üzere kimi yerde daha. Şu Totalde da. bu bulundukları yer 378 kilometre diyorsunuz yani değil sınır, mi? Yani sınır için. sınır 300, 380 378 kilometre. şimdi burada bu dağlık alan bizim için tehdidin yuvalandığı Aha. ve Türkiye'ye vurduğu, Türkiye'ye sızdığı temel alan. Burası PKK için sözde devlet kurdum dediği alan burası PKK için kurtarılmış bölge ilan ettiği alan. Yani burası PKK'nın en güçlü olduğu alan. Yani bu alanda bir yuvalandırdığı teröristleriyle hem Türkiye'yi etkiledi, hem Irak'ı etkiledi, hem Suriye'yi etkiledi, hem İran'ı İran. etkiledi, hem de Avrupa'yı etkiledi. Yani çünkü burası onun e, teröristlerinin kendi ifadesiyle en güçlü oldu. Yani burası onun şey yani ne diyelim merkez noktası veya hani ne diyelim terörün kalpgahı burası. Şimdi buranın çiğnenmesi son derece önemliydi. İşte burada hani herkes ne, ne yapıyoruz biz burada filan diyor. İşte bu kurtarılmış bölgeyi çiğnedi Türk askeri orada. Bu sözde kurulmuş devleti çiğnedi orada Türk askeri. Şimdi ne diyordu? Buraya peşmerge giremez diyordu. Irak ordusu giremez diyordu. Gerçekten de oraya peşmerge, Irak ordusu giremez. Özel dedi ne diyordu? Türk askeri giremez diyordu. Türk askeri giremez dediği yere girdi Türk askeri orada. Şimdi oradaki elde etmiş olduğu bütün imtiyazı, inisiyatifi, kabiliyeti elinden aldı. Hele ki neyi aldı biliyor musunuz Dilek Hanım? Ne kadar süredir var orada hocam? Onu 2017'den, 2017'den beri 2017'den beri. Yani parça parça tabii. Yani <laughs> 2017'de ilk girmeler gerçekleşti dedim ama en son Pençe Kilit 18 ay önce başladı. Nisan ayında başladı. Hatta 23 Nisan'da başladı. Çok ilginç bir şekilde. 23 Nisan'da başlamıştık biz o harekata. 2021. I. O günden özür dilerim. 2022'nin o günden beri devam ediyor. Şimdi böyle bir temel alan ele geçirildi. Bu ele, 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 alanın ele geçirilmesi de birlikte tabii ne oldu? Şöyle biraz hani duygusal bir ifade kullanalım. Gerçeğe tekabül eden. Türk askeri orada etten, kandan ve candan bir duvar örerek ülkesini korudu. Korumaya devam ediyor. Şimdi eğer o alanda o etten, candan ve kandan duvar olmazsa, canını ortaya koyarak yapmış olduğu o mücadele olmazsa biz terörü aynı geçmişte olduğu gibi ve çok ağır bedeller ödediğimiz gibi terörü kendi içimizde, ciğerimizde kabul etmek zorunda kalacağız. Sınır ötesinde olma varlığını böyle tanımlayabiliriz. Böyle, böyle, değil bu, mi? Yani şimdi bunun tabi e, taktiksel evet, tanımlamaları var. Hı hı. E, stratejik tanımlamaları var. Operasyonel tanımlamaları var ama hani anlayabileceğimiz şekilde orada Mehmetçimiz ne yapıyor? Türkiye'yi koruyor. Ne oluyor? Bir kere oradaki yapılanma, oradaki duruş teröristlerin Türkiye'ye sızmasına engel oluyor. Şimdi sızarsa Eylem yapıyor. Şimdi başka bir şey daha var. Tabii o, o e, taarruz doktrini nereden başladı? Asıl Türkiye'nin içinden başladı. Şimdi Türkiye'nin içinde, Suriye'de ve Irak'ta devam eden harekatlar şöyle bir sonuç üretti zaman içerisinde. Teröristin Türkiye'deki teröristliki yükü yapılan mücadeleyle birlikte yüzlü, yüzlü rakamlara kadar düştü. Öte tarafıyla demografiyayla ve ile bağı koptu. Çok, çok zayıfladı daha doğrusu. Bu onun için son derece büyük bir tehdit. Yani şimdi daha da teröristinin kalmaması nasıl sonuçlar üretiyor? Şimdi orada e, Türkiye'deki siyaseti orada maniple edecek. E, Türkiye'deki sivil toplum yapılanmasını, belediyeleri toplumu maniple edecek. Demografiyle ve topografiyle bağ koptuğu zaman onu yapamayacak. Yani nereye gittiğinin farkında. Kendisi için nasıl sonuçlar üreteceğinin farkında. O yüzden... İlla ki ve illa ki bir şey yapmak ihtiyacı duyuyor. Bu noktadan bakıldığı zaman bir fırsat eylemi. Bu şeyini konuşuruz isterseniz. Yani hani eylemi kendi iç dinamiklerinde, saldırıları kendi iç dinamiklerinde de değerlendirebiliriz. Ama bir bağlantı var mı? Ona da bakış açıları geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü bu da son derece önemli. Güdümlü silahlar nedir hocam? Onu bir öğrenmek istiyorum sizden. Okuyorum böyle işte güdümlü silahlar kullanıldığına dair nedir bu? Ya şimdi aslında bizlerin çok aşina oldu ama toplumun yani ilgilenmeyen kişilerin böyle bir olaya karşı karşıya kaldığı iki tür güdümlü silah var kullandıkları. Birisi güdümlü tank savar silahları var. Bir diye de güdümlü uçak savar füzeleri var. Şimdi bunlar özellikle yakın hava unsurlarına karşı güdümlü uçak savar füzelerini geçmişte kullandıklarını gördük ve gözlemledik. Hatta helikopterlerimiz düştü kimi kere terörle mücadele yani Irak'a yapılan harekatlarda özellikle. Güdümlü tank savar silahlarında mütemadiyen kullanırlar bize karşı. E, ve bunlar yani avantajı nedir? E, uzak mesafeden sizin birliğinizi, mevzinizi eğer e, tespit edebilmişse zırhlı aracınızı veya bir şekilde e, hareket eden e, motorlu aracınızı ateş altına almaya yarar. Ne kadar mesafeden? Değişiklikleri var. Menzilleri ortalama 2000 metre dersek Sanırım cevap, sorunuza cevap vermiş oluruz. Nasıl bir savunma e, modeli oluşturuyoruz o hatta onu merak ediyorum. Askeri anlamda soruyorum bunu özellikle. Şimdi, şimdi temelde şöyle yani hani e, bir harekatı planlıyoruz. Hı hı. Harekat neyle başlar? Havadan ve karadan sızmayla başlar. Şimdi e, hava hücum harekatı diyoruz askeri ifadesiyle, klasik ifadesiyle uçar birlik harekatı. Yani helikopterlerle Mehmetçiklerimiz hakim olan, belirlemiş oldukları bazen aldatma ve şaşırtma niyetiyle hakim değil de hakimin bir altı olabilir, iki altı olabilir. Yani o plana bağlı olan şeyler oralara Mehmetçiklerimiz ne yapıyorlar? Bir baskın tarzında bir hava hücum harekatı ve bir sızma harekatı gerçekleştiriyorlar. Burada temas çıkabilir mi? Çıktı çok oluyor. Hatta öyle ilginç şeyler var ki tam böyle kitaplara konu olacak, geleceği aktarılacak helikopterden atlayan e, askerimizin teröristin kafasına düştüğü dahi namlu namluya mücadele etmek zorunda kaldıkları bile şeyler var. Yani hı hı. mücadelenin içerisinde hatıralar gelişiyor. Şimdi tabii terörist de bizim oralara ineceğimizi öngördüğü için oraları ile tutmaya çalışıyor veya mayınlıyor, tuzaklıyor, EEP yapıyor vesaire. Şimdi buraları ele geçirdikten sonra şimdi e, ne ne başlıyor? Arama tarama faaliyetleri başlıyor. Neyi aramaya arıyoruz? teröristi arıyoruz önce olarak. Hı -hı. Bir de teröristin yuvalandığı alanları arıyoruz. Burada şimdi bu alana özgü özel bir cümlemiz var. Hı -hı. Suriye tarafında tünel doktrinini devreye koydu. Irak tarafında da bu bahsetmiş olduğumuz dağlarda da mağara doktrinini devreye koydu. Çok bel bağlı bir doktrin de bu. Hı -hı. Yani ve çok büyük paralar harcadılar bu iş için. Çok büyük çalışmalar yaptılar. Yani bir şimdi bir mağarayı geliştirmek için aylarca hatta yıllarca çalıştıkları oldu. Nasıl? Yüzlerce teröristle beraber. Şimdi mağara deyince tabii o dağlarda o yani mukavemet son derece şu kayaların içerisinde mağara kazmak kolay değil. Teknolojinin bütün imkanlarını kullandılar. Mühendisliğin bütün imkanlarını kullandılar. Ne yaptılar? Hiltiler getirdiler. Patlayıcılarla mağaraların içlerini patlattılar. Küskülerle birer amele gibi çalıştılar hı hı. ve buralarda maksat ne? Maksat ne? Onu anlatalım. Şimdi Türkiye'nin e, özellikle sihalarla ve savaş uçaklarıyla ortaya koymuş olduğu stratejik üstünlük kaybetmelerine büyük bir hızla kaybetmelerine sebebiyet veriyordu. Şimdi ne yapmaları gerekiyorlardı? SİHA'ların ve savaş uçaklarının ve sahada Mehmetçin ortaya koymuş olduğu etkiyi domine edecek, dengeleyecek, dengelemeye çalışacak bir doktrine ihtiyaçları vardı. Bunun adına da mağara doktrini dediler ve şöyle bir cümle kurdular. Türk askerini mağaralara çekeceğiz ve imha edeceğiz. Bu cümlenin içini dolduracak bir terör çalışmasına girdiler buralarda. Sadece ZAP bölgesinde Milli Savunma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bundan bir ay önce yanlış hatırlamıyorum, ya kabaca hı hı. 630 tane mağara ve sığınak imha edildi. Bakın yani bulunabilenler bunlar. Yani 630 sadece ZAP bölgesinde 630 tane mağara ve bu rakam çok büyük korkunç bir rakam bu. Siz buna Hakurt'taki yapılan harekattakileri dahil edin. Sinatlı Hafsen'de yapılanları dahil edin. Avaşın Basyan'da yapılanları bir diğer tarafıyla ee, en son saldırının gerçekleştiği Matin, Matina bölgesini, Metina bölgesini dahil edin. Binlerce mağara. Hı hı. Şimdi bir de bulunamayanlar var hala. Çünkü genellikle o mağaralardan sızarak bizim üst bölgelerimize bir sızma girişimi, bir eylem girişiminde bulunuyorlar genellikle. Hı hı. Şimdi bu mağaraların çökertilmesi son derece kıymetliydi. İşte Mehmetçik bu yapmış olduğu harekatla o mağaraları çökertti. Tepelerini çökerttendi Ve en Tehlikeli operasyon türdür mağara operasyonları. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani birkaç tane ufak detay verirsek insanımızın hı hı. kafasında daha kolay canlanır. Şimdi hakimden mahkum arazilere doğru arama tarama çalışmaları yapıyorsunuz. Bu çalışmaları yaparken onların yuvalandığı yere yaklaşma istikametlerini de tuzaklıyor, mayınlıyor. Hı hı. EYP döşüyor her tarafa. Bunlarla mücadele ede ede teröristin ortaya koyacağı, pusu tehdidine taciz tehdidine karşı bunlara karşı canınızı ortaya koyarak bir mücadele yapıyorsunuz. Şimdi mağara bir tane mağara ağzı buluyorsunuz. Şimdi mağara ağzını bulmanız yetmiyor. Belki 5 tane ağzı var. Belki 7 tane var. Bilmiyorsunuz. Bütün o kamufle edilmiş o ağızları bulmalısınız ki bir mağara operasyonu yapabilirsiniz. Bulamazsanız bir tanesi eksik kalırsa Oradan çıkıyor size arkanızdan vuruyor. O, o, çünkü doktrin biraz da ona dayalı. Hı hı. Şimdi mağarayı içine gireceksiniz ama etrafında kameralar var. Onunla bitmiyor foto yani. Kameralar, foto kapanlar var. İçerisinde sadece tabanı değil, tavanlarında ve yan duvarlarında da patlayıcılar var. Ve içeride teröristler var. Kendilerini hı. böyle korumaya almışlar. Şimdi bu tür gizli hava taarruzlarına ve sihalara karşı kendilerini koruma sağlayan bu mağaraların çökertildiği bir mağaralar destanıdır aslında. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu pençe harekatlarını da yaptı. Bunu şükür çok ağır bedel ödedik. Bakın bedel ödedik. Yani çok şehitimiz var. O 2017'den başlayarak bugünlere kadar. Şimdi bu burada da ama bu doktrin çöktü. Evet hala gerçekçiyiz. Hala bulunamayan mağaralar var. Hala aranan mağaralar var. Sayısı hala bilinmiyor. Var. öyle değil mi hocam Sayısı biliniyor mu? Bilinmiyor Hayır mu? Tahmini yani şimdi, bir şey var şimdi mı? Bununla şimdi ilgili devletimizin de bir istihbarat bilgisi var mıdır? Vardır. Vardır ama bununla ilgili bir bilgi? Şu an şu ana kadar kamuoyunda paylaşılmaz zaten de paylaşılmaz. Hı -hı. Yani sonuçta on, onlar onlar da kalması gereken bir bilgi. Bir de operasyonlar bu bahsettiğiniz operasyonlar aslında evet. şuna bir e, yanıt oldu anlattıklarınız. Çok sayıda ben şeyde duyuyorum böyle sohbetlerde ya Suriye'de ne arıyor Türkiye? İşte Kuzey Irak'ta ne arıyor? E, birçok söylem de var buna dair sosyal medyada, ortamlarda vesaire ama bu anlattıklarınız e, ne aradığı kısmına bir yanıt esasında. Yani şimdi e, tabii üzücü bazı açıklamalar da duyuldu. Bunların e, ümit ediyorum büyük bir kısmı samimi ama bir bilinçle kurulan cümlelerdi. Ama bir kısmı da belli ki kasıtlı bir şekilde bir beşinci kol faaliyeti içerisinde bu cümleler kuruldu. Şimdi e, niye ne aradığımızı ben kısaca anlatmaya çalışım ama size e, hani vakit olursa yüzlerce gerekçe de ortaya koyabilirim. Temel gerekçemiz ne? olsa bir tehditle karşı karşıyayız. Bu varoluşsal tehdidi engellemek adına, ve terör örgütünü yok etmek adına, yok etmeyle ilgili bir safa oluşturması adına biz bu operasyonları yapmak zorundayız. Yapmazsanız, operasyon yapmazsanız, baskı ortaya koymazsanız, operasyonu size o size çeker. Tabiri caiz. Yani şimdi siz orada durmazsanız, o asker orada durmazsanız, teröristin oraya Türkiye'ye geleceğini ve Türkiye'de eylem yapacağını, Türkiye'de demografiyi etkileyeceğini, topografiyi etkileyeceğini ve ele geçirme ihtirasıyla her türlü terör eylemini yapacağını hatta başarabilirse, Oraları da toprak kopartabileceğini öngörmeniz gerekiyor. Yani Sonuçta terör örgütünün amacı ne? Türkiye'yi parçalama. Siz Türkiye'nin parçalanmasını engellemek için Irak ve Suriye'desiniz. Şimdi eğer siz ben ben ne yapayım orada ne gerek var askerimiz orada şehit düşüyor. E gelelim e, sınıra çekilelim. E şimdi sınırda da aynı şeyler olacak. E, buralardan çekildiğiniz zaman ya yani burada olan sınırda olacak. Hani diyorlar ya oradaki üst bölgesi daha güvenli üst. Hı. Daha güvenli bir üst bölgesine gittiğiniz zaman o alanı boşalttığınız zaman o alanı kullanarak daha güvenli dediğin üst bölgesini vuracak. Oraya sızma yapmaya çalışacak. Şimdi e, hayır yok sınıra çıkalım, hakime çıkalım. Aynı şey gene orada olacak. Ya olmadı daha geriye gidelim. Kale kolları bu sefer oralarda olacak. Ankara'ya döne gidelim, dönelim. Ankara'da da Ankara'da da aynı şey olacak. Yani sonuçta bu böyle bir mücadele. Evet. Yani sonuçta siz ne kadar uzağa giderseniz Türkiye'yi uzaktan o kadar daha iyi korumuş olursunuz. Evet. Çünkü burada yaptığınız şey ne? Bu 30 kilometre diyelim kabaca 30 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluşturarak dağ, dağlık bölgede daha öteden gelen teröristlerin Türkiye'ye sızmasına engel oluyorsunuz. Engel. Bu bölgedeki yuvalanmış teröristlerin bu bölgeyi kullanamamasına ve buradan Türkiye'ye sızmasına engel olmuş oluyorsunuz. Evet. Öte tarafıyla başka bir şey daha söyleyeceğim ama şimdi. Biz terörle mücadele etmiyoruz artık Dilek Hanım. Biz şu oyuna eklemlenmiş, jeopolitik oyunun aparatı, manevelası maşası olan jeopolitik bir mücadelenin parçasıyla mücadele ediyoruz. Bunu doğru okumamız gerektiğini düşünüyorum çok artık. Evet. Şimdi bu açıdan bakıldığında tehdit sadece bu alanlarda değil artık. Evet. Tehdit aslında şekil ve biçim değiştirmiş olarak Türkiye'de hala devam ediyor. Vurgu yapmak zorundayız her zaman. Evet. Bakın en büyük tehdit neydi? Terör örgütünün siyasallaşmasıydı. Burada çok büyük bir hata yaptık. 1991 yılında, bundan 32 sene önce. Ben o zaman Gabardaydım. O seçimin güvenliğini sağlayan dağdaki tim, tim komutanlarından bir tanesiydi. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Terör hiçbir zaman kendi apocu doktrininde stratejik savunma denen safhaya geçemedi aslında stratejik savunma safhasına hiçbir zaman geçemedi. Yani stratejik hı hı. denge ve stratejik taarruz safhasına gelemedi. Dördüncü safhasıydı siyasallaşma. Ama 1991 yılında yapılan o büyük hata terör örgütünün siyasallaşması dördüncü safhaya bir anda atlamasına sebebiyet verdi. Hı hı. Ve orada ne oldu biliyor musunuz? Siyaset yoluyla toplumu etkileme kabiliyet ve kapasitesine erişti önce. Sonra toplumu kendi terör menfaatleri doğrultusunda siyaset üzerinden mobilize etmeyi başardı. Sonu ne oldu biliyor musunuz? İşte bu meskun çatışmalar oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişiminde gitti iş. Orada büyük bedel ödedik, engelledik ama durdu mu? Durmadı, hayır. Bu sefer siyasi ayağıyla çok daha tehlikeli bir işe girişti. Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipüle etmeye girişti. Türkiye'deki ana siyasi eksenleri yan, üretmiş olduğu yandaşlık ve karşılık üzerinden ana siyasi eksenlerin etrafında toplanmış ana kitleleri manipüle etmeye başladı. Evet. Yani aramızdaki siyasi rekabeti, toplum içerisinde hoş bir rekabet olan siyasi rekabeti son derece sert, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı bir atmosfere doğru sürükledi. Ben diyorum ki halkımıza sonuna kadar siyasi rekabet edebilirsiniz. Ama terör, ekmeği, terör örgütünün ekmeğine yağ sürmeyin. Terör örgütünün oyuna düşmeyin. Terör örgütünden arınmış, bir siyaseti üretin lütfen. Evet. Çünkü bu sizin siyasi ihtiraslarınızla, hedeflerinizle ilgili bir angajman gibi gözükebilir ama bu Türkiye'nin geleceğini yok eden son derece tehlikeli bir siyasi sürece karşılık geliyor. Teşekkür ederiz. Bir tamam. reklama gideceğiz. Dönüşte konuşmaya devam edeceğiz. Reklam. meclisten İsveç'le ilgili çıkan kararı ve genel kurulda tabii neler yaşanacağını konuştuk ve sonrasında da Türkiye'nin güvenlik konseptini konuşuyoruz. Neden? Çünkü artık sınırların içinde bir güvenlik konseptinden çok sınırın ötesine taşınan bir güvenlik konsepti var Türkiye'nin. Bu ne demek? Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Yaşar Hocam sizinle de devam edelim. Aslında Abdullah Bey çok başka evet. bir tablo çizdi. Ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Özellikle hep soruluyor ya orada ne işimiz var diye Suriye'de, Irak'ta, özellikle Kuzey Irak'ta ona bir yanıt verdi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle 2017 dedi Abdullah Ağar ama son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle beraber çok başka bir yerde artık. Neler söylersiniz? Tabii yani buna terörü kaynağında durdurabilmek, köreltebilmek, uluslararası merkezlerini ortadan kaldırabilmek, Hani şu cümleyi epey bir zamandır kuruyoruz herhalde değil mi? Ya da sahadaki gerçek bu. Türkiye'nin güvenlik sınırları ulusal sınırlarıyla sınırlanmayacak kadar genişlemiştir. Buna da bir sebep olmadık. Devletin bir anlamda nasıl yapılandığını, nasıl şekil değiştirdiğini, aktörlerin nasıl çeşitlendiği üzerinden okumak gerekir. Tabii jeopolitik dünya dinamik bir dünyadır kuşkusuz. Hani coğrafi konumun değişmezliği üzerine aslında bir giysi gibi görün onu. Soğuk savaş döneminin jeopolitiği başka bir şeydi, şimdi başka bir şey. Belki çok gündelik yaşam gibi, giysi gibi değiştiremezsiniz belki ama değişkenliğini unutmayacaksınız. Dolayısıyla bu yaşadığımız süreçte tabii şöyle bir şey de var. Yani bizim şimdi güvenlik başlıklı konuştuğumuz her cümlenin altında unutulmaması gereken bir başka bir şey var ki bizim kendi güvenlik yapılarımız başta olmak üzere içinden bir başka devletin derin yapısı çıktı. FETÖ. MİT'te, TSK'da, emniyette, bütün güvenlik birimlerinde. Kaldı ki açığa çıktığı andan itibaren henüz daha 17-25'ler, 15 Temmuz'lar falan yaşanmadan önce bir yandan da onlar yani o kurumlarla biz yine mücadelemizi yapıyorduk. Örnek Çukur Terörü, 2015'ler falan. Hı hı. Ama başlamıştı zaten. E, yapının bütün görüntüsü, maskesi düşmüştü falan. Gerçi hani ben kendimi biraz ayrıtıyorum. Çok öncesinden beri hep uyarıyorduk. Ilımlı İslam denilen model sonuçta bir yapay siyahi laboratuvarlarında üretilmiş bir şeydir. Aman dikkat, bunun dinle, cemaatle, o görüntüyle falan e, anlatmaya çalışmayın. O işin bir başka yanıdır bir kamuflajıdır falan. Ama sonuç itibariyle o mücadele oradan geliyor. Hı hı. Yani düşünün orduda neredeyse kurmay subay kalmadı. Ee, çukur terörün yaşandığı dönemdeki o bölgenin bütün emniyet müdürleri. Kaç Tugay, kaç tümen varsa neredeyse tamamı başındakiler. Bunların hepsi hangi yapının ürünüymüşler? 15 Temmuz'da gördük, meclisi yerle bir etmeye çalışan, halkın üzerine tankları süren, ele geçirdikleri, çaldıkları uçaklarla halkın üzerine mermiler yağdıran, gölbaşında yüzüne bakmaya kıyamadığımız o yiğitleri, tabuda sığamayanlar aslında, ama paramparça ederek, işgal kuvvetinin bile böyle bir şey yapabileceğini düşünmenize yol açacak kadar bir alçaklıkla saldıranlar. Bunlar üniformalıydı aldıkları sorularla, hak edilmemiş mevkilerle, giydirilmiş üniformalarla bunlar general falan olmuşlar. Nereden geldik? İstihbarat çok başlıydı. Birbirleri arasında çekişme vardı. İstihbarat paylaşılması konusunda vardı. Başka bir şey daha vardı. Dışarıya daha çıktı. MİT ancak millileşti. Her şeyi çok açık konuşmak gerek. Soğuk savaşın tortusu çok ağırdı. Onun üzerine bina edildi. Ben hep şöyle analiz yaptım. Yazdım da bunu. Sonuçta Soğuk Savaş dönemi bir gladio yapılanması vardı ya NATO ülkeleri içerisinde. Sovyetler Birliği çökünce bunun hem manevi hem maddi yükü ağır oldu. Tasfiye süreci başladı kuşkusu o yapılara yönelik hızlıca. Bunun en müşahası örneği İtalya'dır. Türkiye'deki biçim değiştirdi. Rol değiştirdi. Bir de aktörlerini değiştirdi. Hatırlandı 1960'lı yıllarda CIA kataloğundan FETÖ denilen yapının başındaki adam. Görüldü ki bayağı bir mesafe de almış durumda. Hemen ground fillerler, Paul yazılarını yazdılar. Büyük bir coğrafya açığa çıktı. İslam coğrafyası, Türk coğrafyası. Buraya eğitimle gitmeliyiz. Akıllarına gelen o CIA'nin katalogdaki adamının desteklenerek sahaya sürülmesi. Ve birçok birimde e, vücut bulması ve derinleşmesi. Türkiye yani teröre karşı mücadele ettiği dönemde kurumlarıyla yaparken kurumun içindekilerle de mücadele etmeye başladı. Sonra giderek bu daha koyulaşmaya başladı. Sonuç itibariyle bakın... Biz Fırat Kalkanı'nı yaparken bir yandan da ordu içindeki FETÖ'cülerle mücadele ediyorduk. Çünkü bize dayatmışlardı bir şeyi. Türkiye'yi göğe sıkıştıracaklar. Yani işte o mit tırları kumpası üzerinde. Türkiye terörü destekliyor. Yok efendim DAEŞ'i diğer e, örgütleri falan. Hı hı. Oysa e, herkes Suriye neredeyse DAEŞ Onların işit dediği şey bahanesiyle geldi de kimse kılını kıpırdatmadı. Tarihe de öyle geçti. Sadece Türkiye, Türk ordusu o mücadeleyi verdi. Fırat Kalkan'ı ondan sonraki yani o PKK-PYD'yi meşrulaştırmak için işe yarayan örgüte ki bize saldırdı o hatırlayın. Sınırı geçti. Gaziantep'te bir düğün e, ortamına girerek orada insanlarımızı katletti. Ve o... Ve askeri harekatla da 3000'e yakın DEAŞ militanı etkisi hale getirildi. Azaz Cerablus Elbap üçgeninde bir yaşam alanı doğdu. Evet. Geri dönenler oldu 500 bine yakın. En müşahası yeri Cerablus sokaklarıdır. Evine, oksijenine kavuştular insanlar. Sonra ardından diğer askeri harekatlar sizin tabloda sunduklarınız. Böyle bir zorlu mücadeleden çıkıyoruz. Düşünün. Ben hep düşünmüşümdür. Bu 15 Temmuz'da Nirvana'sına vurdu da bu hani daha böyle kurumsal işte e, bir anlamda daha demokrasisiyle falan hukukuyla örnek gösterilmiş falan yerler var. İşte Almanya'sı, İngiltere'si falan. Hı hı. Acaba öyle bir şey yaşasalardı. Devlet yapılan içinden bir başka devlet çıkmış olsaydı. Kolay toparlanırlar mıydı? Ordularında üst düzey neredeyse e, yetişmiş generali kurmayı kalmamış olsaydı. Ne kadar sürede toparlanabilirlerdi ne olurdu. Evet. Tabii milletin de desteğiyle bu çok süratli bir şekilde önemli bir mesafe alındı. Ama MIT'in özellikle operasyon kabiliyeti kazanması. Tabii bu işte teknik, teknoloji, istihbarat çok önemli. Burada evet. önemli aşamaların sağlanmış olması. Tabi paylaşımda esas itibariyle Türkiye'yi zora sokar. Yani istihbarat paylaşımı onların süzgecinden geçiyordu. Yani görebiliyor musunuz geldikleri noktada? Sahaya sürdükleri kendi e, aracı kurumları arkalarında patronaj onlar. İstihbarat paylaşımında birlikte yapıyorsunuz. Buralar her biri birer çok önemli güvenlik alanıydı her biri. Bunlar mücadelelerle aşağı aşağı çok büyük kayıplar vererek, şehitler vererek buraklara gelin. Şimdi ee, bizim soruyu kim soruyorsa Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var? Yani herhalde soran bunu e, merakından sormuyordur. Hı hı. Çok açık bir şekilde Türkiye'nin sevgili Abdullah dedi ya 5. kol faaliyeti onsuz zaten yürütemez. Terörün en büyük oksijeni medyadır. Oralardan nefes alır. Dolayısıyla onun asıl amacı odur. Hani bugünlerde efendim milli yaz ilan edelim diye mücadele alanı buymuş gibi. Ben açık söylüyorum. Bugün de söyledim. Bu bir milli mücadeledir. O günlerin ruhuyla yürüyecektir bu iş. Milli mücadelede yaz tutulmaz. Mücadele edilir. Evet. Var mısınız bu mücadeleye? Hepiniz bu ülkenin o Çanakkale ruhunu yaşatmaya var mısınız? gürdüyle türküyle bu ülkenin bir kuruluşunda da mücadelesinde de yarınında da birlikte olacağız. İstediğimiz budur. Dolayısıyla güvenlik meselesinde geldiğimiz nokta yeniden bir millileşme başarılmıştır. Kurumlar yeniden bir milli karakter kazanmaya başlamıştır. Ee, çünkü başka nasıl tarif edebilirsiniz? Yargı ayağına hiç girmiyorum. Eğitim ayağına hiç girmiyorum. Güvenlik konuştuğumuz için. kurumlarda. da siz bir irade noktasında olan en üst düzeyde her şey ele geçirilmişse bu kurumu o milli hareket yani o gece evet. o 15 Temmuz gecesi aslında bir neslin nasıl tüketildiğini yok edildiğini yaşadık. 30 yılda yetişir bir nesil. Ama o gece hem karanlıktı hem aydınlıktı. Milletin de büyük bir iradesiyle, güçlü bir siyasi liderlikle, o gece aydınlığa dönüştü. Ama son itibariyle büyük tahribat bıraktı geride. Yeniden bir neslin toparlanışı, yeniden bütün bu güvenlik kurumlarımızın milli karakterini güçlü kılabilmek, yeniden onlara büyük güven duyabilmek evet. ve yeniden kenetlenerek bizim asıl, yani ben şu son cümlem olsun, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz ama biz emperyalizmle savaşıyoruz, farkına varalım. Ve bu son saldırı bir Amerikan-İsrail yapımıdır. Hocam, nokta operasyonları diyoruz. Bunlar ne demek? E, Önemi ne? Evet. Bir de e, Yaşar Hocam şöyle bir şey söyledi. Dedi ki artık Türkiye'nin sınırının ötesinde olması bölgesel de bir gereklilik. Bizi buna iten ne? E, Suriye'nin basit bir söylemi var. Beşer Esat diyor ki işte görüşebilmek için İdlib'den ya da Suriye topraklarından çıkacaksınız diyor. Bu diplomaside evet. neler yaratıyor? Önce bir düzeltme yapayım. Demin de ben Torium'la ilgili Türkiye yanlış bilgi verdim orada onu düzelteyim Hı -hı. bir arkadaşım uyardı çünkü Türkiye 1 milyar 100 milyon dolarlık bor ihracatı yapıyor toryum henüz çıkarılmıyor o teknoloji Hı -hı. daha yok Türkiye'de 6 milyon 350 bin ton toryum rezervi var dünyada bunun 790 bini bizde ama daha henüz bu tam çıkarılamıyor zor bir teknoloji Hı -hı. olduğu için onun altını çizeyim o bizim ihracat yaptığımız bor madeni Hı -hı. onu da söyleyeyim şimdi ben şöyle düşünüyorum bunu daha önce defalarca söyledim Yeni muhafazakarların fikir babası William Kristol'un e, Amerika'nın yeni savunma raporu vardı. 2000 yılında yazdıkları, onu işte yeni muhafazakarlar işte Ramsay, e, Paul Wolfowitz, işte William Kristol, onların aldı bir oldu. Yani e, saldırıyı yerinde bul ve yok et. Hatta Bush West Point'teki o konuşmada göreve geldiğinde bunu söylemiş. Yani terör neredeyse gideceğiz, orada vurup geleceğiz diye. Amerika bunu Afganistan ve Irak işgalinde 11 Eylül'den sonra yaptı. Yani e, bu ilk defa uygulandı dünyada terörü yerinde bulup öldürme yok etmek diye. Türkiye de bunu 15 Temmuz'dan sonra e, biraz uyguladı. Ama Türkiye'nin eskiden şöyle bir problemi vardı. Eskiden biz çok içe kapanık bir ülkeydik. 60'lar, 70'ler, 80'ler işte özal biraz farklıydı. 90'lar gene kapalıydı. Çünkü Türkiye'de parlamenter sistem olunca Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı ve Başbakan arasında sıkıntılar vardı. Yani birinin istediğini diğer istemiyor, asker daha hakimdi, e, belli dış politikaya, siyaseti çok karıştırmıyordu. O yüzden de bir birlik götüremedik. Hatta hatırlayın 2002'de AK Parti ilk geldiğinde Sayın Erdoğan 2003'te Başbakan oldu. Kıbrıs konusunda ilk defa Rauf Denktaş biraz devre dışı bırakılarak o zaman e, şey yapıldı bir hareket. Hatta Mümtaz Soysal rahmetli yakında asker bir açıklama yapar görürsünüz hani. Çünkü Türkiye o zaman bir maç bile oynatamıyoruz şeyi vardı. Yani şu an Türkiye'de bir birlik bütünlük var. O nedir? Genelkurmay, Milli İstihbarat, hükümet, cumhurbaşkanı ve icracı makamlar uyum içinde çalışıyor. Eskiden olağanüstü durumlarda da öyleydi ama pek de öyle olmuyordu. İç hmm. iç, iç kavgalar daha fazlaydı bize. Şimdi mesela Kurmay da, Milli İstihbarat da, ordu da nedir? Terör terör nerede Irak'ta orayı vuralım. İşte nerede? Suriye'de vuralım. İşte hem Abdullah Bey'in hem de diğer komutanlarımızı mesela geçen gün bir kanalda İsmail Hakkı Pekin çok güzel o da güzel anlattı. Yani güvenlik huduttan başlar. PKK nerede? Kuzey Irak'ta. Suriye'de. Dolayısıyla da onun yerinde vurmak önemli. Bakın son 7 yıl 2015 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de patlayan tek bomba Beyoğlu'ndaki bomba. Orada da vatandaşları, ölen vatandaşlarımız oldu. Allah rahmet etsin. Ama onun dışında 7-8 yılda içeride hiçbir olay olmadı. Şimdi eğer biz içeride şu an rahat oturuyorsak, evimizde rahat yatıyorsak bunu Türk ordusunun, Türk devletinin sınırda aldığı güvenliğe borçluyuz. O şehitlerimize borçluyuz. Yani cuma cumartesi 12 şehit verdik. Bugüne kadar da şehitler verdik. Keşke vermesek. Bundan sonra da muhtemel yani kimse istemez ama yani veri, vereceğiz bundan sonra da. Ama sınırlarımız korunuyor. Güvenlik içindeyiz. Bunu da o ordumuza borçluyuz. Yani şimdi eğer ordu orada olmasa, yani Hakkuk'ta, Gara'da olmasa, Metina'da olmasa, Barışpınarı bölgesinde olmasa, Pençekilit bölgesinde olmasa, biz herhalde İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde her gün herhalde 3-5 olay olur. Olmuyor yani. Niye olmuyor? Askerimizin olağanüstü başarısı ve sınırları korumamızla. Bütün devlet olarak söylüyorum, jandarma, ordu, polis, emniyet hepsi açısından başarılı görülüyor. Şimdi Yaşar hocamın anlattığı bu 15 şeyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Tam geçen sene bu zamanlar 7 Aralık 2022'de Almanya'da bir red grubu ortaya çıkarıldı. Almanya monarşiye dönsün diye bir darbe girişimi. Hatırlayın 25 kişi. Bir tanesi eski bir hanedan üyesi, bir şatoda yaşıyor. Ee, ve bunlar Almanya monarşiye dönsün, Amerika'dan kurtulsun, Avrupa'nın hakimi olsun diye içeride askerler bakın çok çabuk örttüler. Hani diyorlar ya onlar bu saldırıyı geleceğini gördüler ki onlar çok kuvvetliymiş ordu içinde Hı. hakikaten aşırı sağ gruplar 25 kişi gözaltına alındı ordudan bir çok küçük çaplı bir tasfiye yapıldı ve o grup gitti hatırlayın çok ben Alman medyasında mesela okuyordum İngilizce yayınlarında onlar çok büyük bir ekipmiş ve işte onların şeyi bugün Almanya dışı işte sağ partilerde görüyoruz yani Almanya'da yönetimi devralalım diyen bir grup oldu yani e, önemli bir ya darbe girişimiydi o o, ama o darbe girişimini çok çabuk püskürttüler. Yani önüne geçtiler ve dikkat ederseniz çok daha haber çıkmadan bitmiş oldu. Şöyle toparlayayım. Türkiye'nin e, savunma konsepti artık bu salçaya gidecek. PKK olmazsa, Amerika destek vermezse hani demin konuşuyorduk. Ne olur? Türkiye Amerika ile ilişkilerini devam ettirir. İyi de olur. E, ama PKK'ya bu şekilde destek devam ettiği sürece ben Türkiye'nin bir gün Amerika ile karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Böyle bir şey kimse istemez. Hani Franklin Roosevelt'in savaş lükstür o lüks ışığını koymuştu 40'lı yıllarda. O zaman çok lüks bir şeydi hakikaten, adı doydu. Yani parayla oluyor savaş, çok pahalı bir şey. İşte Rusya, Ukrayna'da görüyoruz ama bir gün Türkiye, hem Kuzey Irak hem burası bir karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Bu 30-40 yıl, 20 yıl sonra olabilir. Çünkü hem Kuzey Irak'taki faaliyetler devam ediyor, hem 60 bin kişilik bir ordu, uçak iniyor, pisler yapılmış, rampalar, füze rampaları var. Banklar var. Yani hani diyordu ya bir Fransız gazeteci Fransa ile savaşacak cephanesi var PKK'nın. Evet. Dolayısıyla da Türkiye'de buna müsaade edecek gibi görünmüyor. Ama Amerika kendi müttefikini bence çok ihmal etti. Yani Türkiye'de olayları aşırı Rusçu veya Batıcı bakma şöyle bir sıkıntı var. Ya Amerika Türkiye'yi hiçbir zaman endişelerini gidermedi veya dikkate almadı. Mesela FETÖ Amerika'da yani şunları ver vermiyor bir kısmını Almanya'ya korutturuyor. Bir kısmını İngiltere'ye vermiyor. PKK burada işte silahlanıyor içeriden bir şey yapmıyor. El altından zaten silah verdiği muhakkak yani artık o tartışma götüren bir şey değil. Dolayısıyla bu müttefik ilişkisiyle gitmiyor. Yani diyorlar ya Türkiye gene devam et. Yani devam ettiriz. Ettireyim de kardeşim. Yani sen de bir yerden desteği kes. YPG'ye terör örgütü diyorsun. Başka bir isim buluyorsun SDG diye ama ona el altından İsviçre'den 20 milyon euro veriyor. Amerika 767 milyon dolar bakın 2024'te göndereceği para 767 milyon dolar artı maaşları da kendi ödüyor yani oradaki 60 bin kişili ordunun maaşı nasıl ödenecek o silahlar? E şimdi Türkiye'nin bu hak, şey gidi hak eden e, haklı olarak bu şeyler e, gideril e, giderilmiyor Türkiye de kendi gücünü kendi tedbirini alacaktır. Ben bu operasyonların ilerleyen zamanlarda da yine e, devam edecektir. Yani bizim daha ekonomik olarak daha güçlü olmamız lazım. Askeri anlamda çok daha güçlü olmamız lazım. Ondan sonra zaten yani biz çok güçlü olduğumuz zaman ne o YPG kalır orada ne başka bir şey kalır, hepsi dağılır gider. Hocam Cem'in söylediğinden almak istiyorum. Türkiye ile ABD bu topraklarda özellikle Kuzey Kuzey Irak'taki varlığı, Suriye'deki varlığı üzerinden karşı karşıya gelebilir diyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Gelir mi Türkiye? Yani biraz geriye dönüp bir analiz yapmak istiyorum. Yani hı hı. aslında hem Abdullah Bey'in söylediği, hem Yaşar Hocamın söylediği, hem de Cem Bey'in söylediği bir noktada bize şunu söylediği. Belalı bir coğrafyada yaşadığımız ve sınırlarımız dışarısında olan gelişmelerin ülkemizin topraksal bütünlüğünü etkileme kapasitesinin çok fazla olduğu bir zaman dilimindeyiz. Evet. Dolayısıyla güçlü bir orduya sahip olmak, savunmayı olabildiğince ileride kurmak, e, ve de askeri güç kapasitemize yatırım yapmak zaten kaçınılmaz bir şey. Artık bu bir lüks değil, bu bir gereklilik. Yani bunu kimsenin sorgulamaması gerekiyor ama bu yetmiyor. Dolayısıyla şimdi güvenliğe biraz daha geniş perspektiften de bakmamız lazım. Sadece stratejik açıdan, askeri perspektiften ve devlet temelli bakarsak o da bir yerde bizi patinaj yapmaya zorlayabilir. Çünkü güvenliğin bir ekonomik boyutu var, ideolojik boyutu var, toplumsal boyutu var. Yani toplumsal uyum, ekonomik refah ve topraksal bütünlük. Yani bu üçünü aynı anda gerçekleştiremezseniz hiçbir şekilde güvende olamazsınız. Bunu bir kere söylemem lazım. Şimdi ekonomik refah sunma noktasında şu anda bir sıkıntımız var. Bir kırılganlık durumumuz var. Yani bunu hepimizin gördüğünü varsayıyorum ve bu müthiş bir zafiyet bence yaratıyor. Türkiye'nin dış aktörler olan ilişkilerinde çok yumuşak bir karnı bu. Yani bunu yok varsayarsak, bunu görmezsek kendimizi kandırmış oluruz. İdeolojik ve toplumsal anlamda da bir kutuplaşma mı artık adına derseniz ne dersiniz bilmiyorum ama Orada da çatlaklar var, fayatları var. Onların da daha fazla aşınmaması ve bu uyumun perçinlenmesi gerekiyor. Bu iki noktada biraz eksiyiz. Artı eksik olduğumuz bir şey. E, Türkiye'nin dünya kamuoyundaki algısının da daha ileri, daha güzel, daha olumlu bir yerde olması lazım. Yani hepimiz bunu herhalde burada isteriz. Yani hem batılı aktörler hem de doğulu aktörler. Hatta bundan da önemlisi küresel güney diye tarif ettiğimiz. Az gelişmek ülkelerin, dünya ekonomisinden şu anda %60 oranında pay alan ülke gönlünde ve kalbinde Türkiye'nin pozitif bir algı yaratması lazım. Yani amaçlarınızı ne kadar zorlayıcı kuvvetlere muhtaç olmadan elde ederseniz o kadar güçlüsünüz demektir. Eğer bir şeyi elde etmek için kas gücünüzü kullanmak zorunda kalıyorsanız aslında bu bir zayıflık anlamına da gelebilir. Türkiye'nin de adım atmadığı bir atmosferde değiliz ama öyle değil mi? Yani hani işte İsveç kararı mesela. Ya bütün bütüncül bir şekilde bakmakta fayda var. E uzatmadan şunu Aha. da söyleyip bitirmek istiyorum. Şimdi hem bölgemize yönelik olarak takip etmemiz gereken strateji hem de küresel sisteme yönelik takip etmemiz gereken olan strateji bu ikisini eş zamanlı birlikte yürütmemiz lazım. Bu bölge hopsçu, çok böyle e, kaotik, anarşik bir bölge. Burada askeri güç enstrümanları üzerinden sonuç devşirmeye çalışmanız son derece normal ve anlaşılır. Ama Türkiye'nin bir ticaret devleti olduğunu, Türkiye'nin orta ölçekli güç kapasitesine sahip bir ülke olduğunu ve ulusal zenginliğinin yarısının ticaretten kaynaklandığını biliyorsak eğer, bizim küreselleşmenin sekteye uğraması karşısında daha teyakkuzlu olmamız lazım. Bizim küresel güçler arasındaki jeopolitik gerginliklerden olabildiğince uzakta durmamız lazım ve bizim dünyanın genelinde kural temelli bir dünyanın bir düzenin inşa edilmesine katkı koyuyu olmamız lazım. Yani böyle bir dünyada Türkiye nefes alır. Böyle kendisinden kas gücü anlamında çok daha güçlü aktörlerin dünyayı belli nüfus bölgelerine böldüğü, aralarında paylaştığı ve diğer ülkelere istikame çizmeye çalıştıkları bir ortamda, Türkiye gibi ülkeler rahatsız olur. Yani bundan bilmiyorum ama hareket kapasitemiz de azalır. Yani dünyadaki gerginliklerin, kutuplaşmaların, bloklaşmaların ve saflaşmaların olduğu bir dünyada bizim gibi ülkelerde tercih yapmak zorunda bıraktırılabilir. Maalesef. İstemeden istemediğimiz halde bunu söylüyorum. Çünkü ama çok merkezli, çok aktörlü bu yapı devam ederse ve esnek bir şekilde bu devam ederse bizim gibi ülkelerin manevra kabiliyeti artar. Şu ana kadar öyle bir zaman vardı. Yani 2010'ların başından günümüze kadar sanki bu çok merkezli ve aktörlü yapı Türkiye'ye bir hareket alanı açtı. Ama görüyorum ki son 2-3 senede dünya siyasetindeki kutuplaşmalar ve saflaşmalar daha bir keskinleşmeye başladı. Aha. Taraflar ve bloklar daha bir net olmaya başladı. Şimdi burada da bizim çok iyi bir stratejik analiz yapmamız lazım. Yani nerede duyuyoruz, neredeyiz, kiminleyiz, neresiyleyiz? Yani bu sorular çok böyle hani edilgenlik atfettiğim anlamına gelmesin Türkiye'ye ama yani Türkiye bir aktör olmak istiyorsa, bir merkez olmak istiyorsa... Bu stratejik anlamdaki yönelimini çok iyi ifade etmesi gerekiyor. E, bu bence önemli çünkü siz bunu yapmazsanız bile büyüklerin sizden çok daha güçlü olan aktörlerin size yönelik böyle bir beklentisi olacak. Günün birinde bu saflaşmalar daha da artarsa birileri gelip Türkiye'ye şunu sorabilir: Kimin nesin? Benimle misin? Onunla mısın? Yani buna da bir cevap verebilmek durumunda olmamız gerekir. Yani herkesle eş zamanlı faydacı işbirlikleri yapabilmek. Çok iyi, destekliyorum. Keşke sistem hep buna müsaade etse. Ama sistemin buna müsaade etmeyeceği bir zaman da olabilir. Hı hı. O zamana yönelik bir hazırlığımızın da olması lazım. Yani daha sağlam bir zemin üzerinde oturmuş, A'dan Z'ye iyi planlanmış bir stratejik doktrin bizim gibi ülkeler için bence gerekli. Bu anlamda bir şansımız var. O da nedir? Dünya siyasetine şu anda baktığınızda Türkiye gibi olan çok ülke var. Bu büyük bir şans. Mesela işte Hindistan böyle bir ülke. Güney Kore'den ismen böyle bir ülke. Brezilya da böyle bir ülke. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti de Ar böyle, bir bir Meksika'da böyle bir ülke. Meksika da böyle bir ülke. Arjantin de böyle bir ülke. Birçok ülke bizim gibi. Nasıl bizim gibi? Taraf tutmak istemiyoruz ya biz. Yani biz Çinle de takılmak istiyoruz, Rusya'yla da. Win-win yani. Amerika'yla da ilişkilerimiz iyi gitsin diyoruz. Avrupa Birliği'yle de ilişkiler istiyoruz. Ya çoklu bağlantılılık ya da aktif tarafsızlık temelinde bir dış politika takip etmek istiyoruz. Umalım ki ve dua edelim ki uluslararası sistem bize bunu yapmaya müsaade etsin. Ama o sistem bunu müsaade etmeyecekse, o zaman gelecekse ona yönelik de bir cevabımızın bence olması Olmaz lazım. Ama sanki ABD ile ilişkiler çok kesin çizgiler üzerinden ilerlemiyor mu? Yani bu saydığınız ülkeler dışında söylüyorum bunu. Yani Rusya, Çin vesaire diğer bölgesel <laughs> ülkeler için olmayabilir ama ABD ile hep karşımıza çok keskin ee, virajlar çıkıyor gibi görünüyor. E çıkıyor. Çünkü Hı -hı. bunun nedeni ne? Yani mesela Brezilya Amerika ilişkisinde bu kadar bir gerginlik görmüyorsunuz. Hindistan Amerika ilişkisinde de görmüyorsunuz. Türkiye Amerika ilişkisinde görüyorsunuz. Çünkü neden? Tarihsel yönelimimiz hep batıya doğru olmuş ve Amerika ile çok köklü, çok girift, çok böyle karşılıklı bağımlılık temelinde ilişkiler kurmuşuz. Ya yani o ilişkilerin yarattığı bazı beklentiler var hem Amerika tarafında Türkiye'ye yönelik, Türkiye tarafında da Amerika'yı o beklentileri yönetmek zor. Mesela Amerika'dan gelen bir eleştiriye çok fazla tepki verebiliyoruz. Çünkü sinirlerimize dokunuyor. Ama Rusya'dan kaynaklanan bir tepkiye, bir eleştiriye, gerçi o da kaynaklanmıyor ama hiç tepki vermiyoruz. Çin'den dolayı yani bir, bir, endişe taşıyorsak bile bunu çok deklare etmiyoruz. Ama ne zaman ki Avrupa'dan ve Batı'dan Türkiye karşıtı olduğunu düşündüğümüz bir e, açıklama ortaya çıktığında tüylerimiz diken diken oluyor ve evet. ona refleksif bir şekilde tepki vermek zorunda hissediyor. Neden? Çünkü hep Batı'yla çok yakın olmuşuz şu ana kadar. Yani bu da bir e, zor bir süreç. Bunu yönetmek de gerekiyor ama şunu söyleyeyim. E, NATO üyeliği, AB üyelik süreci bütün sıkıntılara rağmen devam etmeli. Bu Türkiye'nin elinde önemli bir kozdur. E, bu bizi Rusya ve Çin karşısında da rahatlatır. Bölge ülkelerinin nezdinde Türkiye'nin pazarlık gücünü de artırır ve artı en önemlisi Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'yi Amerika'ya karşı koruyor artık. Yani Türkiye'yi Rusya'ya karşı korumuyor NATO üyeliği. Türkiye'yi Çine karşı da korumuyor. Yani az önce de söyledik. Yani Çinle Rusya Amerika'nın tehdidi güvenlik belgelerinde adamlar bunu yazmışlar. Şimdi biz Rusya'dan dolayı tehdit altında hissediyoruz mu kendimizi? Bence hissetmiyoruz. Yani yani hissediyorsak da ben görmüyorum. Çin'den dolayı Vay hiç, hiç hissetmiyoruz. O zaman bizim NATO'ya niye ihtiyacımız var? NATO'ya Amerika'ya karşı. Pazarlık gücümüzü kur, sürdürebilmek, masanın etrafında oturup görüşlerimizi daha güçlü sesle dile getirebilmek ve e, nasıl anlatsam yani a, a, ikili düzlemde kalırsak Amerika ile bu bizim için daha sıkıntılı bir zaman dilimi. Evet. O yüzden yani bu şekilde bakmamız evet. lazım. Zaten bakıyoruz da yani çok da böyle bakmıyoruz anlamına gelmesin ama e, daha geniş perspektiften yaklaşmakta fayda var. Evet. Şimdi. ABD, PKK ve YPG desteğine devam edeceğini söylüyor. En son yaptığı açıklamada da F-16'yı sadece gündemin aldı. Biz burada PKK ve YPG verilen desteği konuşuyoruz ama sadece F-16'lara bıraktı o desteği. Şimdi bu destek sürerken Türkiye'de sınır ötesinde operasyonlara devam edeceğinin altını kalın çizgilerle çiziyor. Peki nasıl çözüm? Nasıl gelecek? Askeri anlamda evet çok şey anlattınız. Ee, ama bulunduğumuz bölge, coğrafya ortada. Yaşar Bey de söyledi. Nasıl olacak bu iş? Şimdi aslında ben e, saygıdeğer konukların e, o paralelde e, cümleler kurmayı tasarlamıştım ama tam ters bir soru sordunuz. <laughs> Şimdi Ben izin verirseniz e, bu konuyu son derece önemsemiş olduğum için hı hı. öncelikle ona kısaca bir cevap verip ardından sonrasında cevap Buyurun. Demek ki iki, iki kat konuşacağım. Yok hocam, ya kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi... Reklama e, gideceğim hocam zaten. Buyurun. E, benim... Bir, bir stratejist hayal... ya. İki soruya <laughs> çıkarttığı <iş iki. gülüyor> O kadar olsun. Benim bir hayalim var ama... Bu... 10 senede mi gerçekleşir, 100 senede mi gerçekleşir, 1000 senede mi gerçekleşir... Bunu bilemiyorum. Hayalim nedir? Şimdi... Uygarlık diyoruz. Uygarlık gelişiyor diyoruz. Bir insanlık kendi dinamikleri içerisinde bir evrim yaşıyor, evrim geliştiriyor diyoruz. Ben bu yaşamış olduğumuz vekaletler savaşı dönemini gördükçe e, acaba dedim artık uygarlıkta bir çöküş mü var ve tersine bir evrim mi yaşıyoruz? Yani hani <laughs> işler İnsanlık adına terse mi gidiyor? Sanırım böyle, yani insanlıkla ilgili, medeniyetle ilgili çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi konuştuk bugün, her, konuşuyoruz. Jeopolitik mücadelemizi yapacağız. Bütün milli güç unsurlarımızı ilgilendiren mücadelemizi yapacağız. İşbirliklerimizi de yapacağız rasyonel bir akılla ve rasyonel yaklaşımlarla şimdimizi ve geleceğimizi şekillendirmeye çalışacağız. Ama bu insanlığın yaşamakta olduğu sorunu da görmeliyiz ve buna dair çözümü geliştirebileceğine inandığım tek medeniyet olarak, Türk medeniyeti olarak bu çözümü de geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Şimdi, Nereden, neden böyle cümleler kuruyorsunuz? Ne kadar, neden bu kadar iddialı cümleler kuruyorsunuz? Ben bu gördüklerimi, yaşadıklarımızı tanımlarken şöyle bir cümle kuruyorum artık. Diyorum ki Atlantik İmparatorluğu kavramsal olarak çöktü. Çünkü gücü insanlık ve adalet için kullanmıyor. Gücü biraz önce hocam hocamın söylemiş olduğu Tarık Hocamın söylemiş oldu. Kural temel dünya düzen için kullanmıyor. Ki kurallarını kendisi koydu aslında. O kurallara şu an kendisi uymuyor. Bunu nerede gördük? En son Gazze'de. Gazze'de. Gördük. Şimdi bir diğer tarafıyla Kuzey'deki imparatorluk. Kuzey'deki imparatorluğun da insanlık için kavramsal bir çözüm üretemeyeceğini değerlendiriyor Şimdi doğudan gelen imparatorluk de i̇şte batıyla doğu imparatorluğu arası kavgada doğudan evet ee, mallar geliyor. Yani çok güzel bir hı hı. şey vardı bunu tanımlayan bir karikatür vardı. Ama arkadan bir Çin ejderhası geliyor. Bir ej yani o yumuşak gücünü o Çin ejderhasının yolunu açmak için kullanıyor. Çünkü onun medeniyet birikimde de aynı Atlantik medeniyetinin yapmış olduğu kavramsal hatalar var. Böyle görüyorum, böyle okuyorum da. Şimdi burada bizler son dinin temsilcisi Türkler olarak bu insanlığın yaşamış olduğu insanlık bunalımı adına evrim adına uygarlık adına ne yapıyoruz? Ne yapabiliriz? Şimdi burada işte FETO'da Dağaç'ta Haşliş Şabiler'de çok büyük bir ders var. Hı hı. Görebilirsek. Biraz önce Yaşar Hocam büyük bir iyi, ni iyi niyetle FETÖ ile mücadelenin üretmiş olduğu faydalı sonuçlardan bahsetti. Katılıyorum. Ama Fetodan kaynaklanan boşluğu biz neyle dolduruyoruz? Bir cümle kuracağım. Özel bir cümle kurmaya çalışacağım. Şimdi feto kaynaklanan boşluk boşluğu doldurmaya çalışanlar onarmaya çalışıyoruz yarayı onarmaya çalışıyoruz içerisinde işte bir merhemle doldurmaya çalışıyoruz ama bu merhem fetocu bir karakter taşıyorsa evet. yani demek ki kimseyi suçlamıyorum hı hı. hocam biraz önce bir, çok değerli bir cümle kurdu. Dedi ki Diyarbakır anneleriyle ilgili oradaki bir annemizin bir cümlesini kurdu. Dedi ki biz evlatlarımızı İsrail'e kaptırdık. Amerikan askeri oldular. E Bizde evlatlarımızı FETÖ'ye kaptırdık. FETÖ'cü oldular. FETÖ bizim içimizden çıktı. FETÖ'yü FETÖ'den önce göremez miydik? Niye göremedik? Niye böyle bir teolojik hatanın altına imza attık? Daha aşağı evlatlarımızı kaptırdık bizden de gitti, Irak'tan da gitti, Suriye'den de gitti, her yerden gitti. Dünyanın her tarafında FETÖ'nün şey, DAEŞ'in girdabına katılmışlar, ona koştular. FETÖ bir teolojik hataydı. Neden görmedik, neden bu bilinci daha evvelden geliştiremedik? Neden Haşi Şabiler'le ilgili, yani ben Irak'tan gidiyorum. Dört, dört senemi Irak'ın çöllerine gömdüm. Mezhep savaşının ne demek olduğunu orada yaşadım ben. Diyala'da yaşadım. Bağdat'ta yaşadım. Kerkük'te yaşadım. Musul'da yaşadım. Bir şekilde Necef'te, Kerbela'da yaşadım. Basra'da yaşadım. Hepsine gittim. Hepsinde gördüm, gözlemledim neler yapıldığını. Ve bunu bir işgal sırasında ve işgalden sonra yaşanan süreçlerde, dağışık doğuş süreçlerinde yaşadım. Evet. Oradan konuşmaya çalışıyorum. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz teolojik bütünlüğü olamayan, geliştirememiş bir bir medeniyetiz. Hı hı. Ve açıkçası bu teolojik bütünlüğü geliştiremediğim sürece ve aynı kavramsal hatalar yaptığımız sürece insanlığın aradığı adres olamayacağız. Bir kere bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu, bu kavramsal çözümü geliştiremediğim sürece insanlık doğru yere gitmeyecek. Çünkü o diğer bahsetmiş olduğum batıdaki, kuzeydeki ve doğudaki medeniyet çözümün adresi değil. Ama çözümün adresi kendi içinde boğuluyor. Çözümün, çözümün adresi olan ve bizim başat unsuru olduğumuz İslam medeniyetinin yaşamış olduğu bir vekaletler savaşı dönemini gördük. Kan oluk gibi aktı. Ve bunun savaşlarda evrilme ihtimali eskisinden çok daha fazlasıyla arttı. Şimdi burada Türkiye insanlık için çok büyük bir umut. Ama fetodan FETÖ'den, DAEŞ'ten, Haşiş abilerden, mezhep fitnesinden, meşrep fitnesinden doğru dersleri çıkartabilirse ve teolojik bir bütünlüğü tesis edebilecek kavramsal çözüm üretebilirse. Hı hı. Üretemezsek hayalim çok ağır bedellerle ve dersler ödeyerek bir sonraki yüzyıla, bir sonraki yüzyıla, bir sonraki yüzyıla ertelenebilir. Belki de hiç gerçekleşmeyebilir. Şimdi bir örneği var. Batı'nın yüzyıl savaşlarında ve 30 yıl savaşlarında. Hı doğru çözümü bulabilmiş falan değiller. Ama doğru çözüme yakın bazı çözümler ürettiler. Yani akılcılığı, hı hı. yani ne yaptılar? Ruhbanın, batı dünyasındaki o Hristiyan ruhbanın, Hristiyanlığa, Hristiyanlara, devlete ve güce, silahlı güçlere musallat olmasını engelleyici rasyonel bir akım geliştirdiler. Hı hı. Şimdi FETÖ ne yaptı? İslam içine ekilmiş ruhban bu dedi İslam'a, İslam toplumlarına, Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ele geçirmeye ona musallat oldu. Şimdi benzer riskler yok mu? Yani kavramsal çözüm hala üretebildiğimiz, bakın bunu sonuna kadar Müslümanlık için söylüyorum adı tehvit ve vahdet olan yani birlik ve beraberlik olan inancın birlik ve beraberliği tesis edemediğinin sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İç istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Ve bu bir teolojik yapı bozukluğundan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye söylüyorum tekrar. Fetodan, Dağıştan, Haşi Şabilerden mezhep ve meşrep fitnesinden doğru dersleri çıkartarak insanlığa yol gösterebilir mi? yaşadığımız olaylardan ve çektiğimiz acılardan bunun dersini çıkartabileceğimiz umudunu taşıyorum. Ve bakın bunun tam kapısındayız. Tam eşindeyiz. Ama içeri girmeye cesaret edemiyoruz. Bu çok acı. Çok acı. Yapmak zorundayız. Hem kendimiz için hem insanlık için. Hem de gelecek için. Yoksa dünya yok oluyor. İnsanlık yok oluyor. Tersine doğru çöküyor insanlık şu an. Ve tek umut yapabilirse Türkiye. Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu, devletinin de kuruluş kimyası da var mı? Bunu da lütfen iyi anlayalım. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Reklam HT360 Gece'nin son dilimindeyiz artık. Son sorumu sorup e, bizden sonra da e, başka bir programa devredeceğim. Hocam sorum şu. Aslında Abdullah Bey'e de sordum. Bir tarafta YPG'ye bir destek var. YPG ve PKK'ya ama Türkiye operasyonlarına devam ediyor. Çözümü konuşalım istiyorum. Çok az süremiz kaldı ama buyurun. Buyurun lütfen. Dış cephede Mehmetçiğin bileğini kimse bükemez. Hı hı. Asıl olan iç cephedir. Dolayısıyla içeride Bütünleşmek zorundayız. Bunun iktidar muhalefet çekişmesi olamaz. Açık. Türkiye eğer şöyle bir mücadelenin içinde olduğunu kabul ediyorsa herkes, etmeyenle tartışalım. Enerjiden ekonomiye. Hı hı. Demin Tarık Hoca aslında güzel bir geniş bir güvenlik tarifi yaptı. İşin esası odur. Enerjiden ekonomiye bir bağımsızlık mücadelesi içindeyiz. Ki boynumuz eğik olmasın. Dışa bağımlılığımız en aza insin. En az ortalaması batı ülkeleri kadar olsun bu mücadeleyi kim engellemek istiyorsa, bu hedefimizi kim köreltmek istiyorsa hasmımız odur. FETÖ ile, PKK ile, içeride savunma sanayini köreltme çabasıyla, bütün toplumsal e, e, yarılmaları besleyerek, bir ev öbür eve düşman olsun hevesine kapılarak ne? iç cephe hedeflenmiştir. Bunu görelim. O bu açıdan burada bütünleşmek zorundayız esas olan budur. Bu işin herhangi bir etnik tarifi falan olamaz. Hı hı. Bu koca milletin her biri sonuç itibariyle bir tarihi birikimden geliyor. Yani arada bir tazelenmek için Çanakkale'ye ziyaret etmek gerekiyor. Evet. Şöyle bir şehitlikleri gezmek gerek. Son cümlem o olsun. Teşekkür ederim hocam. Cem, buyur. Yani şimdi Türkiye emin iyi yolda gidiyor ama tabii ekonomik bazı kırılganlıklarımız var ekonomi gibi işte 100 milyar dolar dışarıdan ekonomi enerji bağımlılığımız var ama savunma sanayinde ve belli yerlerde iyi gidiyoruz ama daha çok yolumuz olduğunu da söyleyelim. Yani ben Enver Paşa gibi değil Atatürk gibi düşünülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani gerçekçi olmak lazım. Gücümüzü bileceğiz, seviyemizi bileceğiz. Abartmayacağız ama alttan da almayacağız. Türkiye'nin bence şu an yaptığı da odur. demin Abdullah Bey devletin içerisinde eğer o tür başka girişimleri varsa ben şu an onlar kendini mutlu hissediyor olabilirler ama devlet bunların hepsinin kafasını koparır. Yani FETÖ de başaramadı, başkası da başaramaz. Kimse geçmişte de başkaları başaramadı. Yani burada milletin dediği olur sadece. Oralar milletin kurumları yani her yer. Dolayısıyla da Türk ordusu göz bebeğimizdir. Yani bugün terörle mücadelede en önemli işlevi onlar giriyor. Tabii ki milli istihbarat, Emniyet hepsi de ben yani Türkiye'nin yolunun açık olduğunu görüyorum. Bu kavga devam edecek hep söylüyorum. Ee, mücadele etmeye, pes etmeden mücadele etmeye devam etmek lazım. Söz hakkımı Yaşar Hocam'a vermek için içinden ama bir şey söylemek istiyorum. Vallahi sevinirim. Ee, Abdullah <laughs> <Abdülhak> <laughs> Bey, çok önemli bir şey söyledi. Ee, bir kırılganlık çağı var, belirsizlik çağı var, bir endişe çağı var. Yani yeni eski düzenin sona erdiği ama yenisini tam kurulamadığı böyle bir belirsizlik havası var. Puslu bir hava var şu anda dünyada. Böyle bir puslu havada bizim de içerideki kırılganlıklarımızı olabildiğince hızlı bir şekilde sağlam bir şekilde çözmemiz gerekiyor ki bu esen fırtınalar noktasında bir yaprak misali böyle savrulmayalım. Evet. O açıdan da sağlam bir kök üzerinde e, oturmaması hiç olmadığı kadar önemli. Evet. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Tarık Oğuz'u çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için Cem Küçük çok çok teşekkürler. Yaşar Hacisalioğlu çok teşekkür hocam. Ağar yani. çok çok teşekkürler. HT 360 Gece'ye katkılarınızdan dolayı bizde kalın. Bir yere ayrılmayın. HT 360 Gece'yi burada noktalıyoruz. Ben Dilek Gül. İyi akşamlar. İyi seyirler şimdiden.